Hüseyin Velioğlu. 1952 Batman doğumlu. Türkiye'de faaliyet gösteren kimine göre bir örgüt, kimine göre ise bir cemaat olan Hizbullah'ın kurucusu. Bir nevi ilmin zirvesini açık, sürekli açık. Zirveler çok yüksektir. Yani gidebileceği kadar gider. Ve ölüme kadar bu iş gidiyor. 1979'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sol örgütler gücünü fazlasıyla hissettiriyordu. Sol kesim belli başlı isimlerle ön plana gelirken bölgenin dindar kesimleri milli görüş çizgisinde toplanıyor ancak bölgede söz sahibi olamıyordu. Bölgede söz sahipliği net olarak soldaydı veya öyle hissediliyordu. Böyle bir zaman diliminde bölge üniversitesinden yeni mezun olarak gelen Hüseyin Velioğlu yeni radikal bir fikir ile davet çalışmasına başladı. Öncesinde milli selamet çizgisinden gelen Velioğlu İran devrimiyle beraber fikir değişikliğine uğradı. İran'da olan İslam devriminden etkilenen Velioğlu bölgedeki İslami kesim boşluğundan da faydalanarak cemaatleşmeye ve yapılanmaya gitti. Hızlı bir şekilde örgütlendi. Bölgede giderek güçlenen bir yapı haline gelen Hizbullah 1991'de PKK ile karşı karşıya geldi. PKK'nın ya itaat ya da terk et uyarısına karşı Hizbullah dişe diş, kana kan mantığıyla cevap verdi. Ve o günden sonra bölgede çok kan dökülmeye başladı. Çok canlar yandı ve çok fazla soru işaretleriyle dolan bir geçmişi zihnimizde bıraktı. Hizbullah cemaati deyince halkın çoğunluğunun aklına ne geliyor? İnsanları kaçıran, işkenceyle öldüren, namı değer domuz bağı deyince ilk akla gelen camia. Cinayetlerle ismi bol bol alınmış olan bir grup. Bu grup bir cemaat mi yoksa bir terör örgütü mü? Hakkında söylenenler bir iftira mı yoksa gerçek mi? Kendi çıkarları için her yolu mübah sayan cani bir yapı mı yoksa inandıkları din uğruna yaptıkları fedakarlıklar mı? Bir İslam devleti kurmak isteyen yapı mı yoksa İran destekli ajanlar mı? İşaretlerine dolu olan Hüseyin Velioğlu ve Hizbullah cemaatini bugün ona çok yakın olmuş olan bir insandan dinleyeceğiz. Onunla aynı evde büyümüş, bizatihi beraber yaşamış öz yeğeni Abdülhakim Velioğlu'nun dilinden. Öz yeğenin dilinden Hüseyin Velioğlu ve Hizbullah cemaati. Yaratanın selamı, rahmeti ve bereketi hakikati arayanların üzerine olsun. Bugün Abdülhakim Velioğlu'yla beraberiz. Evet üstadım, sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Benim ismim Abdülhakim Velioğlu. Ben Batman'ın Gelgüş ilçesinde 1977 doğumluyum. Aynı keza ortaokul, lise Batman'da okudum. Açık öğretimden üniversite okudum. İslam'da yaşıyorum. İslami çalışmalar yapıyorum. Tebliğ davet üzerine. Genelde Kur'an ve sünnet eksenli. Yani ehli sünnet ve cemaatin bid'atları, hurafeler aykırı olmama kaydıyla Şafii mezhebine mensubum. İmam Şafii Rahimullah'ın menheci, çizgisi, onun benimsediği yolu benimsemişim. Kur'an ve sünnete aslına uygun olan İslam'ın her şeyini kabul ediyoruz. Her cemaat ve grup bizler için fark etmeksizin Allah'a ve Resulüne davet ettikleri müddetçe, Kur'an ve sünnete aykırı olmadıkları müddetçe onları kardeş biliriz. Çünkü biz ümmet eksenli bir inanca sahibiz. Asla böyle bir grup veya grupçuluk veya bir taassuba mensup insanlar değiliz. Bizim eksenimiz Kur'an ve sünnet olduğu için de genelde Şafii, Hanifi, Maliki ve Hanbeli içerisinde bütün mezhepleri hak görürüz, doğru biliriz, istikametlerini İslam biliriz. Ehli sünnet ve cemaat olduğu müddetçe bütün dünya Müslümanlarını kucaklarız. Aynı keza ehli kıble dediğimiz, yani mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam melakat hadislerinde geçtiği üzerine 72 fırkanın hepsini de ehli kıble görürüz. Küfürleri açık olmadığı müddetçe onları İslam dairesinde görürüz. O şekilde onlara Müslüman muamelesi yaparız. Aynı keza onların cenazelerine de katılırız. Aynı keza onların arkasında namaz da kılarız. Ehli kıbleyi sonuçta İslam dairesinde gördüğümüz üzere dört mezhebin de bu konuda icması olduğu üzere fasık bir insan, fasık derken büyük günah işleyen bir insanın arkasında namaz kılınabileceğini, ama şöyle bir eksende mesela eğer daha adil, daha böyle mükemmel, daha böyle İslam'a bağlı bir alim, daha müvahhid, daha böyle Kur'an ve sünneti benimseyen bir alim olursa onun arkasında kılmayı daha çok tercih ederiz. Yalnız kesinlikle ve kesinlikle bizler için Kur'an ve sünnet eksenli, yani bir insan gelip Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bir nas bize getirdiği zaman ona sadece diyeceğimiz semi'na ve ta'na, işittik ve itaat ettik, asla muhalefet etmek ama kavramını kullanmak söz konusu değil. Çünkü biz mesela
tabi olduğumuz selef ve halef, yani tabiri caizse günümüzde bazı Müslümanlar der ki biz selef-ü salihine tabi, selefiyiz derler. Selef-ü salihin ve selefi kavramı genelde Peygamber aleyhissalatü vesselam öğretisini, sahabenin, tabi'in ve etba-ı tabi'in ulemasının görüş ve içtihadını benimseyen ve o yolu sürdüren insanlardır. Biz mesela ehl-i sünnet ve cemaat kaidesinde gördüğümüz üzere mesela usulü din dediğimiz bir kavram vardır. Dinin aslı olan meseleleri var. Bunlardan biri de nedir? Ehl-i kıblenin tekfir edilmemesi. Tabi doğal olarak ahir zamandayız. Nebi aleyhissalatü vesselam ahir zamanda fitnelerin zuhur edeceğini, ümmetin paramparça olacağını, çok kıtalların, savaşların, harcumeşlerin çoğalacağını, Müslümanlar içerisinde fitneyi körükleyecek genç bir neslin çıkacağını, tabiri caizse Nebi aleyhissalatü vesselam işrun diyor. Yani yaşları 20'yi geçmeyecek bir topluluğun çıkacağını ve bunların gerçekten henaiz dediğimiz yani gıtlaklarını geçmeyecek bir iman kavramı, tamamen sloganik, tamamen söylemsel olacaklarını söylüyor. Biz öyle değiliz. Biz gerçek anlamda Kur'an ve sünnette selef-ü halefe bağlıyız. Biz İmam Şafii, İmam Ahmed, İmam Malik ve İmam Ebu Hanife'nin bütün öğretilerini İslam'ın kendisi kabul ederiz. Aralarına fark koymayız. Hepsine aynı şekilde sevgi besleriz. Hiçbirini öbürüyle yarıştırmayız. Ben şunu benimsiyorum, benim bu görüşüm haktır. Bunun dışındaki cemaat veya camialar veya gruplar batıldır gibi bir söylemde bulunmuyor. Sonuçta ehli sünnet ve cemaat olmanın kaidesi budur. Yani ehli sünnet ve cemaat dediğiniz zaman sahabe ve en önemlisi Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın kendisi önemlidir. Ve Allah'ın Resulü'nün helal gördüğünü helal, haram gördüğünü haram biliriz. Müslüman dediğine Müslüman, kafir dediğine kafir deriz. Bu bizim ilkemizdir. Yani bu inancı ben 1989-90 ve o süreçten sonra bugüne kadar geldiğim çizgi ve menheçte de bu şekilde biliyoruz, bu şekilde anladık. Oturduğumuz, kalktığımız alimler ve ulema İslam'ın aslının, özelliğinin bu olduğunu, Müslüman'ın yani tabiri caizse benim merhum amcamın güzel bir sözü vardı, diyordu tevhid tekfir demek değildir. Tevhid ehliyim derken illa tekfir etmek zorunda değilsin diyordu. Ve gerçekten öyledir. Biz tekfiri bir bakışa sahip değiliz. Biz ümmetçi bir bakışa sahibiz. Biz Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Mubin'de bile münferit namazda bile bir ümmet anlayışı, bir topluluk anlayışını bize emretti. O çizgi ve menheci biz benimsemiş insanlarız. Mesela Allah-u Teala İyyâken abdu ve İyyâken ista'in derken hepiniz bana ibadet edin. Hepimiz biz diyoruz ya, dua ediyoruz. Biz Allah-u Teala min aracatta bulunuyoruz. Diyoruz ki biz sana ibadet ederiz, sana dua ederiz, senden yardım isteriz. Ama ben tek başıma namaz kılıyorum. Demek ki Allah-u Teala bu ümmetin parçalanmasını değil, daha çok ittifakını, birliğini, vahdetini, tabiri caizse itihadını istiyor. O itihad da Kur'an ve sünnet ekseni olduğu müddetçe, açık bir sapıklık olmadığı müddetçe bütün Müslümanlar arasında olması gereken bir kaidedir. Çünkü bugün Amerikan emperyalizminin dünyadaki sömürü çarklarını temelinde öncelikle böl, sonra savaştır, sonra da oraları işgal et, oraları sömür stratejisini geliştirdiğini. Hatta ben hatırlıyorum 2001'de Condoleezza Rice Sırıkçı dedikleri, o zaman Amerikan Dışişleri Bakanı'ydı, bir tane Etopya Yahudisi, zenci bir kadın. Kendisinin o dönemde basına sızan şu söylemi vardı. Hedef Orta Doğu'da mezhep çatışmaları. Müslümanları karşı karşıya getirmek, savaştırtmak, birbirine kırdırtmak. Ve ki bu konuda da başarılı oldular mı derseniz, evet başarılı oldular. İleriki süreçlerde ne kadar başarılı olduğunu biz kendimiz de müşahede edeceğiz. Bugün bütün İslam coğrafyasında ta Afrika üst kıtası dediğimiz, yani böyle Sahra bölgesi ve aynı keza işte Maghrib dediğimiz, aynı keza Afganistan'da İslam emirliği dahil olmak üzere ve aynı keza nereye bakarsanız bakın Müslümanların birbiriyle çatıştırıldığını, Müslümanların mesela Afganistan'da bir İslam emirliği kurmuş ama sosyal medyada bakıyorum ki insanlar onları kafir görüyorlar. Peki İslam olmak için ne gerekiyor? Yani ben bunu anlamış değilim. Bu insanlar diyor ki bizim anayasamız Kur'an ve sünnet. Biz Hanefi mezhebinin tabir caizse Raddül Muhtar'da İbn-i Abidin görüşü üzerine biz bir şer'i devlet kurmuşuz. Adını da İslam emirliği koymuşuz. Müslümanlara düşen o insanlara sevgi ve muhabbet beslemeleri, tabir caizse güçleri ve imkanları ev veriyorsa yardım ve nasırlıkta bulunmaları. Ama aksi yönde bir meseleyle karşılaşıyoruz. O da nedir ki birbirlerini tekfir etmek, saldırmak, hala İslam kabul etmemek. Benim bildiğim Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih hadisine müttefikun aleyhindir. Sahih Buhari ve Müslim'de vardır. Hatta onun yüzlerce varyantına da ben rastladım. Man salli salatana ve istakbele kıbletana ve akile zebihetana fehuvel müslim. Kim diyor namazımızı kılar, kıblemize döner, kestiğimizi yerse fehuvel müslim, o Müslümandır diyor. Yüreğinize sağlık. Tabii canım bu İslam'ın kendisidir. Bir insan kendini İslam'a nispet ettiği zaman ben sen kafirsin diyemem. Çünkü Nisa 94. ayet-i kerimede... Üstadım bu tekfir konusuna geleceğiz. Özür dilerim, evet. Kesiyorum sizi. Yüreğinize sağlık. Şu soruyu tekrarlıyorum. Sizi tanıyabiliriz miyiz diye tekrarlayacağım. Çünkü siz daha çok ben neye inanıyorumu anlattınız. Bizim inanç yapmamız. Kaç yaşındasınız? Kaç çocuğunuz var?
Ben ilminizi nereden aldınız? Kendinizi nasıl yetiştirdiniz? Ben 45 yaşındayım. Ben burada 3 evladım var. Bir kız çocuğum, 2 oğlum var. Fatma, Şehit Hüseyin, Muhammed Asaf. 3 çocuğum tamam, var. Hocam. Birini hafızlığa vermişim. Ben tabiri caizse ben ilmi içinde bulunduğum geçmişteki cemaatte 13 senelik bir geçmişim var. Oradan böyle siyasi veya ilmi olarak eğitim aldım. Aynı keza ben tabiri caizse değişik alimlere de müracaat ettim. Onlardan da istifade ettim. Hala da istifade ettiğimiz güzel İslam alimleri vardır. Onların derslerine katılıp onlardan ilim alma yoluna gidiyoruz. Yani biz daha çok ben size şunu söyleyeyim. Ben kendimi bir alim değil bir davetçi olarak görüyorum. Kur'an ve sünnet eksenli insanlara İslam'ı anlatacak, insanları ahir zaman fitnelerinden koruyacak, sapıklık ve dalaletten hakka davet edecek bir çizgi. Onun için yani mesela ben doğuda bazı alimlerden ders aldım ki o cemaat içerisindeydi, bize verdikleri, atadıkları alimlerdi. Ona da daha doğrusu teferruatla da girmek ihtiyacı duymuyorum. Çünkü meselemizin aslı yani o kadar da bunlar önemli değil. Önemli olan insanın gerçekten yani Rabbinin nezdindeki durum ve konumudur. Dünya hayatındaki mertebesi değildir yani. Dünyadaki değerler ve mertebeler geçicidir. Dün övdüğün ve övündüğün bir konuda yarın yerilirsin yani. O önemli değildir. Önemli olan nedir? Ahirettedir. Allah-u Teala'nın huzuruna gittiğin zaman Rabbimin nezdinde sana verilen unvandır. Günümüz insanları mesela bu meseleleri farklı algılıyor. Ben başta dedim yani eğitimimi yaptım. Ayrıyeten ilahiyat da okudum elhamdülillah. Burada kaldım süre zarfında. Belli konularda alimlerden istifade ettim. Arapça alimler vardı. Mesela Fatih Sultan Muhammed Hasan Ali Abdullah isminde Mısır asıllı bir alim vardı kendisi. Güzel bir Arapça, fesih bir Arapça. Fezilali Kur'an'ın Arapça tefsirine gittim. 2-3 sene yakın kendisine ders aldım. O aynı keza mesela bazen bizim alimlerimiz var. Onlardan da istifade ettik. Onların da yanına gittik. Belli konularda istişare etmişliğimiz var. Arada bizi ziyaret eden alimler oluyor. Doğu ve Güneydoğu'dan. Sonuçta benim ailemden dolayı, geçmişimden dolayı gelip ziyaret eden veya değişik illerde tanıştığımız, oturduğumuz, konuştuğumuz alimler var. Yani ilim sahibinden menfaat almak, ilim sahibinden faydalanmak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam emrettiği bir şeydir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala bilenle bilmeyenin bir olmayacağını, mutlaka bilenlere danışılması gerektiğini biz de bilir kişi diyoruz. Yani mesela bir branşta bir insan eğer bu işi biliyorsa sen ona danışırsın. Biz de fıkıh olsun, belagat olsun, değişik meselelerden, değişik alimlerden, seydalardan oturmuşluğumuz, ders almışlığımız olmuş. Evet, yani. Şimdi ilk Abdülhakim Velioğlu dönünce tabii ilk olarak direkt soy ismi göze Velioğlu, gelmeye başlıyor. Evet. Aileniz bilinmiş olan bir aile, Hüseyin Velioğlu hasebiyle. Var mı bir yakınlığınız? Nedir? Yani herhalde yeğenisiniz. Evet, benim amcamdır, öz amcamdır. Benim babamın küçüğüdür. Babam 80 öncesi Milli Türk Talebe Birliği zamanında tabiri caizse rahmetli amcamla beraber Milli Türk Talebe Birliği içerisinde yer almış. Rahmetli amcam 79 İran İslam İnkılabı'ndan sonra bir fikir ayrılığına, bir düşünce farklılığına doğru yönelmiş. Ondan önce rahmetli Erbakan'la beraber ben faaliyet yürüttüğünü biliyorum ki biliyorum, kendisinden de duydum. Milli Türk Talebe Birliği baktığım zaman da o zaman Milli Selamet Partisi dediğimiz o partiye yakındı. Yalnız ben şunu da açık ve net olarak söyleyeyim. Yani rahmetli amcamın Erbakan'dan ayrıldığını ben biliyorum. Ayrılma sebebi olarak Ankara'da o zaman Milli Türk Talebe Birliği Gençlik Kolları Başkanı'ydı. Ankara'daki işi ondaydı üniversite yıllarında. Hatta mesela merhum amcam rahmetli üniversite okuduğu zaman Abdullah Öcalan üstünde yani bir sınıf üst şeyinde okuyordu. O da bir altındaydı. Yani tabiri caizse Abdullah Öcalan ikinci sınıfı okurken kendi biri okuyordu ama hiçbir zaman tanışmamışlardı. Benim merhum amcam Allahu Alem 79 İran İslam devrimi diyoruz. Artık o devrim vasfını kaybetmiştir. Bugün ona devrim demiyorum. Çünkü İslami bir inkılap olan, İslami bir hareket olan bir şeyin kalkıp da İslam'a ve Müslümanlara zarar vermesi onun o çizgide olmadığını açık bir belirtisi. Orada fikir mi değiştirmiştir? Yani, yani orada... benim amcamın orada yani tabiri caizse illegal yapılanmaya döndüğünü ben biliyorum. Mesela ondan önce legal çalışıyordu. Sonra artık bu işin böyle olmadığını, Müslümanların bir şekilde örgütlenmesi gerektiğini, cemaat olması gerektiğini, güçlü bir yapı kurmaları gerektiğini, emir komuta zincirimiz çok sağlam, bir devlet otoritesi gibi hareket edecek bir yapı kurulması gerektiğini ima etmiş ve bunun için çalışmış. Ne zamana kadar? 80-91'lere kadar. 91'den sonra açık tebliğ dönemi. Yani o 10 senelik gizlilik sürecinde örgütlenme, yapılanma vesaire şey nitam
tamamladıktan sonra tabiri caizse 91'de artık illegal tamamen halka açılma, toplumu ıslah etme, camilerde faaliyet yürütme. Daha önce vardı cami faaliyetleri ama düşük seviyeydi. Ki ben de biliyorum bazı camilerde cemaatin kaldığını, yani her türlü şeyleri vardı. Ben de çocukken babam bizzati beni götürdüğünü, birkaç camide Kur'an dersi aldım. O camide cemaatin faaliyetleri vardı. Rahmetli amcam hatta bir gün geldi, ben oradaydım. Oradaki seydalara, ki onların ismini vermeye gerek yok, dedi yani bak bu benim yeğenimdir, göz kulağı olun, eğitimine önemseyin yani, onu yetiştirin diyor, tamam seyda. Benim mesela rahmetli amcamın şeyini biliyorum. Nasıl biliyorum? Sonuçta öz amcamdı. Ben de evinde büyüdüm sayılır. Çünkü 3 sefer Batman'a taşındı. Tabiri caizse 80 askeri darbesinden sonra sürgünden dolayı Batman'a geldiğini, orada 1 sene boyunca veya 2 seneye yakın, Allahu alem tam olarak tarihi süreci bilmiyorum ama benim merhum amcam gerçekten cani gönülden bir davet adamıydı yani. Gecesini gündüzünü buna adamıştı. Bir insan kendisini bir şeye vakfeder, o şey için tamamen ona odaklanır. Öyle bir adamdı. Yani mesela o 80 askeri darbesinde Milli Türk Talebe Birliği içerisinde yer almasından veya o dönemde Ankara'da siyasal İslami çalışmalar yaptığından dolayı ona da sürgün. Böyle ev hapsi kavramı diyorlar ya, sabah imza akşam imza sürecinde. O da o dönemde imza verilmesi gerekiyordu sıkı yönetim şeyi tarafından. Mesela ben biliyorum orada 10 Nisan polis karakolu vardı rahmetli. Yani babam onlar anlatır. Ki biz biliyoruz yani sonuçta bir ailenin içindeysen her şey kulağına gelir. Çocuk da olsan bir şeyleri fark ediyorsun. Yani sabah gider imza verirdi, akşam çıkardı, sabaha kadar İslami artık nerede kimlerle buluşuyorsa sohbet halkaları vesaire çalışmalar yapıyordu. Sabah geliyor gene imzasını verirdi, gene Batman dışına giriyordu. Yani böyle bir çalışma süreci. Yoğun bir çalışma. Tabii canım, hiç durmadan. Peki inandığı şey neydi Hüseyin Veli? Yani şey misyon benim, ve vizyonu neydi? Evet, neyin üzerine çalışıyordu? Benim merhum amcam Kur'an ve sünnet eksenli bir İslam devleti istiyordu. Ve bu İslam devletinin ne bir Kürtçülüğe ne bir Türkçülüğe ait olmaması gerektiğini, ümmet anlayışı içerisinde Türkiye'de bir İslami devletin Kur'an ve sünnet ile yönetilen, Allahu Teala'nın şeriatının hakim olduğu, hiçbir zaman kimsenin nefsinin egosuna göre değil de Allah'ın emrettiğinin, Allahu Teala'nın istediği şekilde bir devlet kurmaktır. Mesela bazen sosyal medyada rastlıyorum. Diyorlar ki ya Hüseyin Velioğlu Kürtçü bir adamdı. Hüseyin Velioğlu Kürtçü bir insan değildi. Hüseyin Velioğlu ümmetçi bir insandı. Hatta Hüseyin Velioğlu öyle bir ümmetçiydi ki yani İran'ın mesela vahdet anlayışını bile, yani olur ya belki Müslümanlar birleşir, aralarında hiçbir ihtilaf kalmaz. Bütün Müslümanlar el birliği verir, beraber çalışırlar, yardımlaşırlar, birbirlerini destekler, birbirlerini ayakta tutarlar. Birbirlerinin tecrübe ve deneyimlerini birbirlerine aktarıp karşılarındaki düşmana karşı güçlü bir reaksiyon gösterirler gibi söylemlerden dolayı o dönemde mesela İran 79, İran İslam İnkılabı olduğu zaman yani Türkiye'deki bütün İslami cemaatler, aynı keza yani Arap ülkelerindeki cemaatlerde Hamas'tır, İhvan'dır, şudur budur, bunların hepsinin İran'a yöneldiğini, İran'ın böyle bir vahdet anlayışının, hatta Hümeyni'nin bir söylemi vardı, la Şii, la Sunni, İslami diye, ne Şii'yiz ne Sunni'yiz, İslam'ız biz. Yani hepimiz kardeşiz artık, biz o geçmişteki ihtilafları, bu ümmet içerisindeki geçmişte fitne olarak birilerinin dış mihrapların öyle diyelim veya küfrün veya bizim içimizdeki hainlerin körükleyip de bizi birbirine düşman ettiği şeyleri bir kenara bırakalım. Biz kardeş olalım, takyesiz, riyasız, gösterişsiz, taassupsuz beraber çalışalım, İslam'a hizmet edelim. O süreçte rahmetli amcam da gittiğini biliyorum. Hatta birebir mesela Türkiye'de tek Hümeyni ile görüşen oydu. Ayetullah Hümeyni sonuçta şöyle diyeyim yani seversin sevmezsin ama adam bir dava adamıdı ve bir devrim yapmış. Artık devrimi sahte midir, orijinal midir onu da Allah bilir. Yalnız Hümeyni profesyoneldi alanında. İnsan tanıma, insanları keşfetme, insanları algılamada. Benim merhum amcam onunla görüşürdü. Bak o da Türkiye'de onunla görüşen tek insandı. Abdülaziz Efendi de onu zikreder yani. Merhum amcam Ayetullah Hümeyni ile görüşür. Hatta 85-86 Allah-u Alem. Ben o zaman köyde dedem ve nenemle kalıyordum. Ben bir de küçük kardeşim var. Biz onlarla kalıyorduk. Sonuçta ben 3 yaşındayken annem vefat ettiği için bana dedem ve nenem bakıyordu. Yani Hüseyin Velioğlu'nun annesi ve babası bana bakıyordu. Ben onlarla yaşıyordum. Rahmetli bir gün geldi. Yanında Allah-u Alem sadece vefat etmiş olan Şeyh Zeki vardı. O da yanındaydı. Allah ona gani gani rahmet etsin. Geldi oturdu. O zaman böyle bakkal malzemeleridir. Böyle ne diyeyim çocuk şeyleridir. Hep getirmişti. Bir bayağı 5-10 çuva poşet doldurmuş getirmişti köye. Bize gelmişti. Dedemle nenesi, annesi babasını ziyarette. Orada benim mesela merhum amcam ben orada oturuyordum. Dedi ki baba dedi ben İran'dan geliyorum. Bak o zaman öyle dedi. İran'dan geliyorum. Dedi İran'ın başındaki dini lideri Ali Hümeyni ile Ayetullah Hümeyni ile görüştüm. Ben onunla yani bayağı görüştüm. Özellikle demiş ki bana eğer gidersen babanın ellerinden öpüyorum.
Yani böyle bir insan yani ancak Allah dostudur. Salih bir adamdır ki böyle güzel bir evlat yetiştirmiş yani. Diyor bu şekilde konuşmalarını da ben müşahede ettim, dinledim. Yani rahmetli dedem aleyküm selam ve rahmetullah dedi. Biz o zaman şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. O zaman biz inanıyorduk ki Khomeini'nin bu görüşte eski Şii anlayışın, o sofistik, o geleneksel anlayışın dışına çıktığını düşünüyorduk. Ben de mesela tabiri caizse 94, 95, 96'lara kadar da öyle inanıyordum. Öyle düşünüyordum. Diyordum ki yani artık Müslümanlara bir vahdet anlayışı. Herkes kendi inancını yaşasın. Bid'atiyle, doğrusuyla, yanlışıyla herkes kendi istikametini belirlesin. Müslümanlar birbirine yardım etsin. Biz geçmiş fitneleri bir kenara bırakalım. Hatta benim rahmetli amcam dedi ki yani biz özellikle demişler ki sahabeyi sövmek haramdır, şudur, budur. Tam bunlar bana sorarsan kara propagandadır. Bunlar takiyeci, Şia'nın anlayışını çocukken okuduğum kitaplardan sonra da iyice araştırınca baktım ki Şia'da iki anlayış vardır. Bir takiyeli bir de takiyesiz anlayış vardır. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Mesela Hazreti Ali'nin filmi, İmam Ali filmi sen belki izlemişsindir. 14 CD olarak Türkçe'ye tercüme edilmiş ama Farsçası 20 CD'dir. Neden 20 CD'dir? Çünkü altısında sahabe çok kötülendiği için bunları Türkçe'ye tercüme edip bize aktaracak olsa bizde büyük bir tepkiye sebep olur. Bir nefrete sebep olur. Onların gerçek yüzünü öğrenmek gibi bir şey, bir durum söz konusu olur. Onun için kırpıp şey yapmışlar. Aynı sistemi o dönemde demek ki amcamada giden bütün cemaatlerde bu yalanları konuşmuşlar. Biz kardeşiz, vahdetiz. Hatta mesela Hama ve Humus katliamı ile alakalı mesela orada bir vahşet yaptı. O Baba Esad, yani 100.000 üzerinde mazlum, müstazaf insanı, mücahidi, kadını, çocuğu. Hatta yani Allah muhafaza ben rahmetli amcamın bir dostu vardı. Şeyh Edip, Şeyh Ahmet Serhent diye geçer. Kendi şehit edildi. Allah-u Alem. Kızıltepe'de 88'de o zaman Suriye istihbaratı tarafından şehit edildi. O onu anlatmıştı merhum amcama. Onlara yapılan vahşet ve cinayetleri, nasıl pislikler işlendiğini, ne tür katliamlara maruz kaldıklarını. Rahmetli diyordu, ben bunu özellikle Khomeini'ye sormuşum. O demiş ki, eğer biz savaşta olmasaydık ki o dönemde 80 ve 88'de İran-Irak savaşı var. Biz savaşta olmasaydık asla Esad'ın bu zulmü yapmasına müsaade etmezdik. Öyle demiş. Ama sonra öğrendim mesela Seyyid Hava'dan. Aslında öyle olmadığını, Seyyid Hava'nın katliamdan önce, bu olayların olma sürecinden önce İran'a gittiğini, Khomeini ile görüşmek istediğini, bunun için çok çabaladığını ama görüştürtmediklerini. Çünkü o dönemde Ali Khamenei'nin heyet olarak Suriye'de olduğunu, hatta görüntü resimler var yani. Suriye'de olduğunu, Baba Esad'la görüşmeler yaptığını, tabiri caizse sağır dilsiz oyunu oynadıklarını ben burada anladım. Ama ilahilere bakarsan bizim o dönemde çıkan, o zaman cihat vardı İran'da ve Afgan'da diyor yani. Niye? Çünkü sanıyor ki o zaman tamam Afgan halkı mazlumdu, müstazaftı, gidip Suriye'de Müslüman kardeşlerine yardım edemezdi. Ama İran öyle değildi. İran orada oyun oynamış. Yani takiye yapıyor. Doğal takiye. Zaten bakarsanız eğer onların inanç yapılarını güzel araştırırsanız baştan sona yalana dayalı bir inançları vardır. Mesela bizde yalan konuşmak haramdır. Nifakın alametidir. Evet. Ama Şia'da vaciptir. Evet. Takiye olmayı vaciptir. Gördün mü? Hem de Şia noktasına değineceğim üstadım. Evet. Bu arada özür dilerim. Estağfurullah. Muhtemelen zeka yapınızla alakalı olsa gerek. Çok hızlı konuşuyorsunuz ve çok hızlı gidiyor. Bol bol lafınızı keseceğim. Şimdiden özür diliyorum. Estağfurullah. Şimdi o Kürt meselesine değinmek istiyorum. Yani gerçekten de dışarıdan bakılınca hem bu cemaate tabi olanların hepsinin Kürt olması, yani çoğunluğunun Kürt olması, hem de mesela şimdiki camianın dahil, yani Kürt noktasında da bir farkındalık duygusu olması böyle bir izlenim oluşturuyor. Yani evet. İslami bir Kürt devleti mi kurmak istiyordu? Yok, aslında Türkiye'nin tamamında İslami bir devlet kurmak istiyordu. Zaten Batı açılımının amacı da oydu. Sadece cemaat Türkiye'de değil, Avrupa'da da Ahmet Yamcam alimler göndermiş. Orada örgütlensinler, Kürt Türk halkı içerisinde örgütlensinler. Cemaatin aslında şöyle bir söyleyeyim. Cemaati kuran kadronun temeli Kürt olmaları münasebetiyle ve ağırlıklı olarak en çok da bu ülkede ezilen toplum Kürtler olduğundan dolayı en çok onlara rağbeti bu toplum yapmıştır. Kürt halkı mazlumdur, müstazaftır. Yani böyle tarih boyunca birileri tarafından ezilmiş, birileri tarafından istismar edilmiş, birileri tarafından oyun ve komplolarla, kumpaslarla onları yani tabiri caizse böl, parçala, birbirine düşür, yönet modeliyle sürekli Kürtler bir baskı altında olduğunu görüyoruz. Mesela Khomeini bile devrim yaptığı zaman demiş ki Kürtlere özellik vereceğiz, İran Kürdistan'ı kuracağız, 3 sene sonra kıvırmış misali. Buradakiler de zamanı gelince bu söylemlerde bulundu. Onun için mesela şunu anlamak lazım. Bir hareketin çıktığı zemin çok önemli. Mesela bu hareket Kürt halkı içerisinde çıkmış ve Kürdistan coğrafyasına çıkmıştır.
buradan çıkan bir hareketin Türkçe bir söylemde, Türkçe bir şeyde bulunma şansı yok. Ancak Kürtçe ve Kürt halkına hitap. Doğal olarak şimdi Kürt halkından olan bir hareketin tamamen Türkçe konuşup Türkçe hitap etmesi de bana soracak olursan asimliğe hizmettir yani. Bu da zulüm olur. Doğal olarak kendi halkının örfüdür, adetidir, geleneğidir, mezhebidir, yaşantısıdır, sürecidir. Bunu benimsemek gerekiyor ve önemsemek gerekiyor. Evet. Ben ne dedim? Merhum amcam Şafii mezhebine mensuptu ve gerçekten Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ti. Zat-ı Muad'da İbn-i Teymiye'nin de, yani İbn-i Kayyim el-Cezmi, İbn-i Teymiye, aynı keza Şia'nın da alimlerini okuyan, Bediüzzaman Said Nursi'yi de okuyan. Ama kendine has gelenek olarak Kur'an ve Sünnet'i benimsemiş, söylemlerinde de zaten Kur'an ve Sünnet ilkesi olan bir cemaat ve cemaatin temelinde benim bildiğim, yani ben asla benim merhum amcamdan Kürtçü bir söylem duymadım. Hiçbir zaman biz Kürtçüyüz, Kürdistan'ı kuracağız, İslami bir Kürdistan kuracağız dememiştir. O her zaman demiştir ki bu coğrafyanın tamamını İslam'a hakim kılacağız. Sonuçta İstanbul'da bu ümmetin, Ankara'da, Diyarbakır'da hepsi bu ümmetin topraklarıdır. Ve bir geçmişte, yani bakarsanız Osmanlı'nın geçmişine bakın, çok önemli bir kaide. Kürt halkı muhafazakardır, dindardır. Bunu CIA raporlarında o bazı bir şeyler vardı. Bu Fidelix mi neydi, bir tane bazı belgeler sızdı. Basını orada da özellikle CIA raporlarında Kürtler şeriata bağlı, dinine bağlı bir toplumdur diye geçer. Doğal olarak baktığınız zaman aslında Hüseyin Velioğlu'nun meselesi biraz da Şeyh Said Efendi'nkine benziyor. Şeyh Said Efendi İslam halifeliği için kıyam ediyor. Yani Diyarbakır'da aynı keza Çapakçu Genç Daraheyni dedikleri yerde verdikleri hutbelerde de işte Mustafa Kemal ve arkadaşları şeriat-ı garra-i Muhammediye ihanet içindedirler. Onlara karşı cihaz farzdır diyor. Ama demiyor ki biz Kürdistan'ı kuracağız. Ne oldu? Doğal olarak bu Kürt halkı içerisinde çıkan ve çok az bir Türk'ün destek verdiği bir hareket olması münasebetiyle bir noktada sanki Kürtçü bir hareketmiş gibi yansıtıldı. Ama Şeyh Said'in amacı elden giden halifeliği kurtarmaktı. Yani tabiri caizse Kürt olup Türklerin hilafetini kurtarma mücadelesi veriyordu. Ama bunu bile bir şekilde ırkçılık ve milliyetçiliğe atfediyor. Çünkü şöyle bir kaide vardır. Dünya genelinde bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam siretinde ve sünnetinde de olan bir şeydir. Yani eğer biriyle baş edemiyorsan karalarsın. İtibarsızlaştırır, iftira atarsın. Komplolar kurar, kumpaslar kurarsın. En azından bir milleti kaptırdın, öbürünü koruyayım, stratejisini güdersin. Onun için mesela cemaatin Türkler arasına yayılmaması için bu kara bir propaganda olarak sürekli dillendirildi. Ve bu başarılı oldu mu bana sorarsan olmuştur yani. Olmaz olur mu yani? Sonuçta Şeyh Said'i bugün hala bile bu ülke bir hain olarak görüyor. Ama bana göre o bir İslam kahramanıdır. Hem dinine hem diyanetine samimi bir şekilde bağlı. Malı, mülkü, serveti varken onu korumanın hesabını değil, ümmeti korumanın hesabını yapmış. Hatta hanımı o zaman Hınıs'ta oturuyorlar, Erzurum Hınıs'ta. Hanımı diyor ki, Karayazı diyorlar şu anda Allah-u Alem. O bölgede oturuyor, o bölgede de aktif ve bu insanlar ticaretle uğraşan, Suriye, Irak, İran Kürtleri içerisinde ticari faaliyetleri olan zengin bir aile, aynı keza Seyit ve bölgede de en aktif büyük bir aileden oluşuyor. Hanımı diyor ki, Şeyh diyor, Efendi diyor, sen diyor şimdi kıyam edeceksin, yarın namusumuz gidecek diyor. O diyor ki, hanımına diyor, sen ne diyorsun? Yani Namus-ül Ekber giderken ben bunu mu düşüneceğim diyor. Namus-ül Ekber dindir, İslam'dır yani. Doğal olarak merhum amcam da yani Namus-ül Ekber bu ümmetin içerisinde kaybolurken böyle birilerinin tabiri caizse böyle pasif söylemleri, iftiravari, komploları ve entrikalarını böyle dillendirip şey yapacak değildi. Elbette mücadele şarttı, esastı. Her ne şekilde olursa olsun yapılması gerekiyordu. Bir de bir mücadeleyi anlamak için o günün şartlarında ve konjonktüründe konuşmak lazım. Çünkü her zaman bak şu anda 2022'ye giriyoruz. Ama bu süreç, bunun başladığı süreç 79, 80, 90 ve 2000 sürecidir. Ve o sürece bakarsanız çok kirli bir süreçtir. Muazzam kirlidir. Her türlü yani at izinin it izine karıştı. Doğruyun yanlışla harmanlandı. Hiçbir şeyin hakkıyla gerçek anlamda insanlara yansıtılmadığı bir dönemdir. Doğal olarak böyle bir dönemde merhum amcamla alakalı muazzam böyle söylemler çıkmıştır. Çok karalama vardır, itibarsızlaştırma evet. vardır, ağır iftiralar vardır. Düşünün ki yani ben mesela Abdullah Öcal'a çıkıyorum 98'de yakalandığında televizyonda ne dedi? Benim dayılarım Türk'tür dedi, Türk hükümetine hizmet etmeye evet. hazırım dedi. Çok garip. Bunu söyleyenler benim amcam için kontrgerilla diyordu. Değil mi? Bak işte burada o zaman sen yapmayacağın şeyi başkasına atfedemezsin. Sen eğer onunla alakalı bunu konuşuyorsan o zaman senin bu konuda bilgin olması lazım. Sen yapmayacaksın, hain çıkmayacaksın, erkek olacaksın, yürekli olacaksın. Senin için Kürt halkı kendini yakarken sen tavuk gibi davranırsan, kedi gibi pısırıklaşırsan sen bu halkın nezdinde ve zihninde yıkılırsın yani. Düşün yani. Onu öyle anlamak lazım. Onun için her şeyi yeriyle. Evet. Peki üstadım,
Hüseyin Velioğlu Türkiye'yi Darul Harp olarak mı görüyordu? Benim merhum amcam Şafii mezhebine mensup olduğundan dolayı biz Şafii mezhebine mensup olan insanların şu anlayışı vardır. Darul İslam ve Darul Harp veya Darul Küfür veya Darul Eman kavramı şöyledir. İmam Şafii'nin anlayışında ki bu sünnette de olan bir kavramdır. Mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam Halid bin Velid'i bir seriyeye gönderiyor. Falan yere gidin diyor. Birkaç vakit bekle, ezan okunuyor mu? Eğer ezan okunuyorsa geri dön diyor. Eğer ezan okunmuyorsa gerekeni yap diyor, yani emir veriyor. İmam Şafii de bu içtihada ve görüşe ki siyer okuyan kardeşlerimiz, siyere vakıf olanlar bu meselelerin teferruatını da bilir. Biz Şafii mezhebine mensup olan bir topluluktu ve ağırlıklı olarak cemaatin yapısı Şafii mezhebiydi ve bizim oradaki mahkemelerimiz, şer'i kadılarımız da Şafii mezhebine mensuptu. Doğal olarak benim merhum amcam Türkiye'yi Darul Harp değil, istila beldesiyle Darul İslam görürdü. Yani mesela İmam Şafii'ye göre bir yerde ezan okunuyorsa, orada şiari İslam olan bazı şeyler ikame ediliyorsa, velev ki kafirler tarafından istila bile edilse, işgal bile edilse orası Darul İslam'dır. Evet, Hanifi mezhebine göre Türkiye Darul Harp'tir. Şafii mezhebine göre ilkeleriyle Darul İslam'dır. Ama şu demek değildir, devlet İslam'dır. Halkı Müslüman'dır. Rahmetli amcam bunu böyle kabul ederdi. Osmanlı da bir İslam devletiydi. Hataları ve eksiklikleri, noksanlıklarıyla da Osmanlı bir İslami devletti. Ve bu İslami devlet vasfını hiç kaybetmemiştir. Yani ben hiçbir zaman Osmanlı bir İslam devleti değildi, halife değildi demiyoruz. Bugün bütün alimler şunu söyler ki İmam Şafii'ye göre de bir yerde İslam hukukunun %60'ı uygulanıyorsa orası İslam'dır. %40'lık o eksiklik ve noksanlık meselesinde orası Darul İslam'dır. Eğer halkı şeriatla yönetiliyorsa, İslam anayasıyla yönetiliyorsa baştakilerin hataları, günahları onlarla Rableri arasındadır. Onlar bunun hesabını verir. Onun için merhum amcam bu coğrafyayı Darul Harp olarak görmüyordu. Darul İslam görüyordu. Bundan dolayı mesela biz Osmanlı döneminde yapılmış hiçbir camiyi biz Mescid-i Dirar olarak görmeyiz. Mesela ben kendim de şöyle söyleyeyim. Ben bir imamın küfrünü görmedim de arkasında namaz kılarım. Cuma da kılarım, vakit namaz da kılarım. Sonuçta bu benim amcamın menhecidir, inancıdır ve ben bu konuda yaptığım araştırmada dedim ya, başta konuştuğumuz zaman dedim ki bizim menhecimiz, inancımız budur. Biz bir cami imamının küfrü mutlak olmadı müddetçe ki bu kesin olarak. Küfrü mutlak da zanni olmaz. Falan adam imza atıyor kafirdir, öyle bir şey söyleyemezsin. Sen onu onun diliyle veya yaşantısında veya İslam'a aykırı vasıflarıyla onu uyarırsın, bu konuda söylersen, eğer o da küfrünü izale eder, ortaya koyarsa o zaman kafir olur. Kafir olduğu için arkasında namaz batıl olur. Yalnız adam küfrünü gizliyorsa fasık olan bir insan, fasık derken fasık kimdir? Büyük günah işleyip de Müslüman olan kimse de. Yani sümme aşa zina yapması, içki içmesi, kumar oynaması vesaire. Böyle bir adamın arkasında bile ulema genel kaide olarak namaz kılınır diyor. Ben kendi küfrünü ortaya koymamış, kendini İslam'a nispet eden veya maaşı için veya çıkarları, menfaatleri için dinden taviz veren bir adamın küfrüne hükmetmem. Bu adamın küfrünü açıkça ortaya koyması gerekiyor. Zaten İslam hukukunda birinin küfrü için de mutlak muhkem bir şey gerekiyor. Çünkü öyle bir yüzyılda yaşıyoruz ki zaten canı sıkılan birilerine kafir diyor yani. Önü bırakın, öyle bir hastalık bu ümmetin içerisine yayılmış. Bu hastalık komünist, sosyalist, dinsiz, imansız, İslamsız insanlara da sirayet etmiş. Adam ateisttir, Allah'a inanmıyor, milleti tekfir ediyor. Düşün yani niye? Çünkü bir hastalık gibi yani. Demek ki nefse hoş gelen, nefsi cezbeden bir şeydir. Onun için yani mesela küfrü mutlak olmadığı müddetçe kimseye kafir dememek lazım. Mesela düşünün ki İbn-i Teymiye Rahimullah, Muhyiddin İbn-ül Arabi hakkında başta onun kitaplarını okuduğunda beğenmiş, övmüştür. Sonra Futuhatul Hikem dedikleri kitabını okumuş, onun kafir olduğunu söylemiş. Sonra alimler ne diyor? Ömrünün sonunda onu sorduklarında demiş ki ben bir şey demek istemiyorum. Durumunu Allah'a bırakıyorum. Allah onu bildiği gibi yapsın. Demek ki insan bazı şeyleri çok teferruatlı düşünmesi gerekiyor. Hele muayyen kavramı var ya, muayyen bireysel müferit insanın kafirlik meselesi o kadar tehlikeli bir şeydir ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor kim bir kardeşine ey kafir derse sonra o adam İslam dairesinde olur da öyle olursa Allah'ın bu sözü mutlaka o ağzından çıkan söz ona döner diyor yani. Hatta tekfiri iki ucu sivri bir mızrak gibi tarif etmiştir. Ona batmazsa sana batar demiştir. Hazır bu konuya girmişken üstadım, peki Hüseyin Velioğlu demokrasi ve parti sistemi hakkında ne düşünüyordu? Benim merhum amcam şöyle söyleyeyim. Mesela rahmetli Erbakan'la kaldığı süre zarfında şöyle demiştir. Mesela aralarında bir tartışma olmuştur. Rahmetli amcamla arasında çok sert bir tartışma olduğunu ben biliyorum. Rahmetli amcam ona demiş ki, sen bizi partiyle oyla seçimle aldatıyorsun, kandırıyorsun. Bizim enerjimizi bu şekilde tüketeceksin. Biz boşa bir ömür süreceğiz. Bizzat Erbakan'la mı konuşmayı yapmışlar? Erbakan'la konuşmuş. Evet. Bunu bütün eski dostları bilir.
Yani her ne kadar bunu farklı bir şekilde birileri çarpıtıp kendi yaptıkları hataları örtme oyununa çevirseler de aslı budur. Yani hatta mesela 98'de Erbakan'ın iktidarda olduğu dönemde o zaman Şevket Kazan Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanıydı Allah-u Alem. Onu işte Hizbullah kökeni dışarıda bir terör örgütüdür diyordu. O zaman bizim abiler diyordu ki ya bak gördünüz mü o 80 öncesi meseleyi hatırladı da ondan bunu diyorlar diyor. Benim merhum amcam oy parti ve seçime karşıydı. Onun meşhur bir şiiri vardır. Mizgine İslam 4'te ey Müslüman parçası, ey Müslüman bi hasine, çağabı avnabı masi diye başlıyor. Yani ey Müslümanın dinine nasıl ki bir balık susuz yaşayamazsa, İslamsız bir hayat olmaz. Orada şöyle diyor, Kur'an-ı Kabe cmere ne çankaya put mecidesi diyor. Kur'an ve Kabe bize yeterlidir. Yani ne çankaya, ne yani Cumhurbaşkanlığı, devlet yönetimi İslam dışı olan, ne de put meclisi, burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kastediyor, put meclisi olarak tarif ediyor. Onu açık ve net olarak koymuş. Bunu da ne zaman yapmış? Bunu da 94-95 seçimleri sürecinde bu ilahi çıkmıştır. Çünkü o dönemde cemaat içerisinde... Sanırım orada puta demokratmışkın diye, diye bir öyle. İbare de geçiyor. Yani yıkın demokrasi putunu. Evet. Hatta diyor yine kafir diyor, hüküm ancak ey millete diyor. Bazı kafirler diyor ki hüküm ancak evet. Milletindir. Bunlar benim merhum hocamın şiiridir. Yani bir parantez açmak istiyorum. Mesela geçmişte milli görüşüyle beraber bir ilişkisi olmuş olduğu için bunu bir tezatlık olarak söyleyenler var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu fikir değişikliği yani. Fikir değişikliği değil. İnsan bazen kendi İslam'ı anlamak o kadar farklı bir kavramdır ki bazen inandığın ve savunduğun bir şey bir gün bir sünnet yerle bir edebiliyor. Allah şahit edebiliyor. Onu yıkıyor yeni bir inşaya seni sürmek zorunda kalıyor. Evet. Ben mesela çocukken ben de tekfirci bir zihniyetim vardı. Yönelmiştim. Yani diyordum nasıl herkes yatar, herkes oturur. Niye biz çalışıyoruz onlar oturuyor. Bugünkü tekfirci kardeşlerimizdeki hastalık da bu. Ben İslam için çalışıyorum, niye herkes çalışmıyor? Sen kendinden sorumlusun, onlar da kendinden sorumlusun. Sen kendin Allah-u Teala'ya hesap vereceksin, onlar da Allah-u Teala'ya hesap verecek. Ama şeytan burada oyunu oynuyor. Aslında şeytanın hilesi içeridedir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadisine ne diyor? Şeytanın 70 bin hilesi vardır diyor. 70 bin hilesi var. Bunun neredeyse 60 bini diyor Rahmanidir diyor. Yani din içerisinde sanki sen Allah-u Teala'nın dinine hizmet ediyorsun, Allah için bir şey yapıyor musun gibi. Ama Allah-u Teala'nın dinine zıt tezat olan şeylerdir diyor. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gene sünnetinde diyor yani diyor ki şeytanın diyor sizin üzerinizde yani bu Mekke ve Medine'ye şirki ebediyen hükmünü kaybetti. Daha buraya şirk hakim olmayacak ama... Bir şey eklemek istiyorum. Şimdi şahsınızın fikrini özellikle merak etmiş olduğum için. Yani şimdi üstadım bir şahs tekfirci de olsa sonuçta mesela menheci yanlış da olsa yani yanlış bir karar da verilmiş olsa sonuçta bunu içindeki bir yani ideolojinin samimiyetine dayanaraktan yapıyor. Yani inanmış olduğu dinin samimiyetine dayanaraktan yapıyor. Böyle biri mi yoksa yani bu insanlar gene de sizlerin yani sevmeleri lazım değil mi? Çünkü sonuçta bu adam bütün hayatını İslam'a vakfetmiş. Yanlış da olsa inanmış olduğu samimi bir ideolojiye vakfetmiş. Dışarıdaki sıradan klasik insandan ayrılmış bir insan. Yani bu insanları kazanmaya çalışmak lazım değil mi? Niye menheci yanlış da olsa bu insanlara diğer menhece sahip olmuş olan insanlar niye bu kadar sert gözle bakıyor? Yani bu adamları gene de sevmek lazım değil mi? Sonuçta bu adamlar İslam'a ömürlerini vakfetmiş. Velev ki yanlış bir menheç üzerine gitmiş olsalar dahi. Mesela ben güzel kardeşim şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela ben başta söylediğim üzerine dedim ki bizim inancımız temelde nedir? Biz o 72-73 fırka hadisi var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu ümmet bölünecek. Bizim inancımız ehli sünnet ve cemaate göre dört mezhebin icma ettiği bir konudur. Biz mürciyeyi, biz havarici, biz şiayı, biz müttezileyi de kafir görmeyiz. Evet. Ancak onların küfrü mutlaklaşmadı müddetçe. Mesela ulema düşünün ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam havariş topluluğu hakkında çok ağır ithamları vardır. Münafıkların o kadar fitneleri, hainlikleri, döneklikleri, peygamberin namusuna dil uzatmaları, en ağır söylemlerine karşında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman münafıkları öldürün dememiştir. Ama havariş topluluğu için onları bulduğunuz yerde öldürün diyor. Ben onlara yetişecek olsaydım Semud ve Ad kavmini öldürülür şekilde öldürürdüm diyor. Demek ki burada o kadar tehlikeli bir fitne var ki bu ümmet için. Müslüman kanını ve canını helal görmek, öldürmeyi helal görmek herhalde yeryüzünde Allah'ın nezdinde en büyük cinayet ve masiyettir ve kötülüktür. Ondan dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam havariş topluluğu hakkında çok ağır söylemleri var. Çok garip, bugün tekfiri usulü din gibi gören ki usulü din değildir, usulü fıkıhtır. Ancak kadıların, şarilerin, alimlerin konuşacağı bir meseledir. Cahilin, amın değil. Bir kadı, bir şari, bir İslam devlet başkanı veya bir ulu emir çıkar.
fetva verirler ki filan kimsenin şu yönüyle küfrüdür. Biz onu muhakeme ettik, tövbeye davet ettik. Küfrünü, küfründen, sapıklığından dönmedi. Hükmü de budur diyemesi gerekiyor. Ama bugün çoluk çocuğun eline düşen bir hastalık olunca kimi görseler namazına, niyazına, ibadetine, İslam'ın şiarı olan alametlerine bakmaksızın bir kelimeyle küfrüne hükmediyorlar. Bu da çok tehlikeli bir şey. Bu daha çok neye sebep oluyor biliyor musun? Ümmetin parçalanmasına, bölünmesine, küçülmesine ve küfrün karşısında gücünü yitirmesine sebep oluyor. Bu en çok kimin işine yarar? Bu en çok İslam düşmanlarının işine yarar ve bu konuda da mutlular. Ben hiçbir zaman yani bu tekfir kavramını... Bu arada bu konu bittikten sonra parti sistemi sorusu evet. Açıkta kalmasın, evet, oraya tamam, bağlayalım. Tamamlayalım inşallah. Mesela ben hiçbir zaman tekfircileri kafir olarak görmedim. Hiçbir zaman birine sapık bir insan muamelesi yapmadım. Ben kendi gençlerime, o kardeşlerime de her zaman diyorum. Onlar bize kafir dese biz onlara kardeşimiz demeye devam ediyoruz. Çünkü bizim dinde kardeşlerimizdir. Samimidirler, belki cani gönülden kendini buna kaptırmış, o verdiği heyecandır. Veya belki şeytanın gizli şetmidir, hatalarımızdır. Meseleyi ve şer'i hukukun tamamen prosedürünü, inceliklerini bilmemekten kaynaklanan hatalardır. Ulema bunların kasti bunu yapmadığını, ilimsizliklerinden dolayı bu hatalara düştüklerini söyler. Onun için mesela ulema bunlara çok tebliğ ve nasihat etmiştir. Bakıyorsunuz İmam Ali, Havariş topluluğuna harp ilan ediyor, savaş ilan ediyor. Mesela Şafii fıkhıda, Hanefi, Hanbeli, Maliki'de oradan o hükmü alır. Diyor ki sahabe, ya imam diyor. Mesela aralarda hiç sahabe yoktu. Hep tabi'in dönemi Müslümanlar ve hepsi de ilimsiz insanlar. Ya imam diyorlar, biz bunlarla savaşıyoruz. Bunların hükmünü koy ortaya. Kafirler mi, münafıklar mı, fasıklar mı, irtidat mı ettiler? Ne oldu yani? İmam Ali diyor ki eğer bunlar Müslüman kanı akıtmasaydı asla onlarla savaşmazdı. Bunlar yolunu şaşırmış kardeşlerimiz. Ve savaşıyor. Aynı keza baktığın zaman ulemanın fıkhına onlara aynı kafire ve irtidat edene uygulanan muamele uygulanmamıştır. O zaman bunlar Müslümandır. Müslüman olan insana zaten buğz ve düşmanlık yasaktır. Biz mesela elimden geldiği kadar ben gençlere ve kardeşlerime diyorum yarın yaşlandığınız zaman, yaşınız ilerleyip ilminiz arttığı zaman hatalarınızın farkına vardığınız tövbe edip pişman olacaksınız. Şimdi o gün gelmeden önce bugün meselelere tarafsız, taassupsuz dinleyin. Yani gidiyorsunuz filan alimi dinliyorsanız biraz da tarafsız olun. Her iki tarafı da dinleyin. Bir onların naslarını görün. Delillerine bakın. Ayet ve hadisler ne konuda geliyor? Mesela bir ayet getiriyorsun ama esbabın nüzulünü bilmiyorsun. Ve karşı taraf bunun esbabın nüzulünün dışında ayeti kullanıyor. Ben buna çok şahit oldum. Bunu da söylemek lazım. İkinci bir husus mezhep dediniz ya. Merhum amcamın işte Erbakanlı olması sonra da oy ve partiyle bağını kesmesi bu bir tezat değil midir? İnsanoğlu gerçekten mesela dikkat ederseniz tarihsel süreçte mesela İmam Şafii Rahimullah. İmam Şafii'nin iki fıkhı vardır. Değil mi? Bu meşhurdur. Biri Bağdat, biri de Mısır fıkhıdır. Şimdi Bağdat'a gittikten sonra bazı konularda fikirlerini değiştirmiş, fetvalarını değiştirmiş. Sonra demiştir ki benim şu yaptığım fetvalardan teberri ediyorum. Ben hata ettim demiş ve ben onlardan vazgeçtim. Ben hayatımda ve ölümümden sonra da kim bununla amel ederse ben bundan beriyim yani. Ben ilan etmiş. İnsanoğlu bazen yanılabilir, hata edebilir. İnsan bazen bir şeyin doğruluğuna inanır, bir nasla onu kıyas eder. Sonra bakar ki aslında bu nasıl hükümsüz olduğunu bilir. Mesela şöyle bir şey. Abdülaziz'e de sordukları zaman Ruşen Çakır ne diyor? Diyor ki yani rahmetli bütün partilere sistemin yani sistemin bir parçası görürdü. Sistemin parçasını görmek ne demek? Onları İslam dışı görürdü. Yani bir parti oy veren adama kafir demezdi ama o parti kavramının İslam'da yerin olmadığını söylerdi. Hatta bunu rahmetli amcamın sözüdür der. Müslümanlara kurulmuş en büyük tuzak partidir derdi. Parti küfürün Müslümanları entegre etme yöntemidir. Baş edemesin meydanda, o zaman gel demokrasi meydanında baş edelim birbirimizle. Bu Amerikan stratejisidir, İsrail'in stratejisidir. Hamas'la baş edemediler, barış yöntemlerine başvurdular. Barış süreci neye sebep oldu biliyor musun? Hamas'ın Gazze'ye sıkışmasına, bütün kontrolün İsrail'e geçmesine sebep oldu. Çünkü strateji buydu. Bugün küfürde baktı, karşısındaki insanlar yürekli, cesur, yani ölümüne bir dava savunuyorlar. Hadi gelin gelin size parti kurun. Gelin hadi buyurun, her şeyiniz serbest. Sonuç emin ol ki fiyasko olacak. Sonuçta bu Müslümanların 40 yıllık, 50 yıllık emeğini bir AKP 20 senede tüketti yani. Tüketti, tüketmekle kalmadı. Genç nesli deistleştirdi. Genç nesli İslam düşmanı yaptı. Bugün insanlar İslam'a ve Müslümanlara farklı bir gözle bakıyor. 20 sene önce saygı duyan bugün duymuyor. Neden?
Çünkü birilerinin yanlışlarını sürekli İslam'ın arkasına atarak, dini onun önüne çeper ve siper yaparak İslam'a zarar vermek dışında bir şey yapmadıklarını gördüm. Onun için yani benim merhum amcamın geçmişte oy verdiğini ben bilmiyorum. Vermemiştir, bunu söyleyeyim. Yani Erbakan'la olması Erbakan'a oy verdiği anlamına gelmiyor. Kesinlikle dostları da bunu söyleyemez. Kimse de bunu iddia edemez. Ve rahmetli yaşadığı süreç zarfında kimse diyemez ki tek bir sefer oy kullanmıştır. İmkansız. Çünkü sonuçta ben akrabası değil miyim? Benim babamın bir sözü vardı. Babam diyordu ki ben muhtarlık seçimine girdiğim zaman diyor ki babam 80 öncesiydi düşün yani. Muhtarlık seçimine girdiğim zaman diyor bana dedi ki girme dedi. Ben demişim ki ya ne olacak muhtar olacağız mahalleye hizmet edeceğiz. Demiş ki sen de o sistemin bir çarkı oluyorsun. O sistemin parçası oluyorsun. Muhtar olmaya karşı olan bir insanın parti kurmaya ve oy kullanmaya ve oy vermeye nasıl taraf olabilir ki? Bunu söyleyen ona iftira eder yani. Sonuçta ben kendim yani 89'da veya 90'larda evinde mesela kendisi şöyle söyleyeyim kendisi 3 sefer Batman'da 1 yıl 2 yıl kalıp sonra Diyarbakır'a geziyordu yani. Sonuçta bir yerde tamamen kalmamıştı. Ben Batman'da 3 evini biliyorum. Bir Salihe halamın eviydi. O 80 sonrası kaldı evlendiği zaman. İkincisi bizim Hacı Muhammed amcamın evinin karşısıydı. Üçüncüsü de Hürriyet Camisi'nin çaprazında bir evdi. Orada kaldı. Ben ağırlıklı olarak Hürriyet Camisi'nin çaprazındaki evde ki mesela onun odasını bilirim. Böyle demirden bir kütüphanesi vardı. Her Batman'da kaldı. Her gün mutlaka misafirleri olurdu. Rahmetli amcam çok mütevazi bir insandı. Nasıl mütevaziydi? Emin ol ki evinde bir eşya yoktu. Yani piknik tüpünde yemek pişirirlerdi. Ben gözümle çok gördüm. Aynı keza yani gerçekten böyle evinde lüküs diyebileceğiniz, israf diyebileceğiniz hiçbir şey yoktu. Tek çeşit bir yemek yaparlardı. Hatta Abdülaziz Tunç bile rahmetli amcamı kötülemek için söylediği bir sözü vardır. Diyor Hüseyin Velioğlu diyor kahvaltıda diyordu pervari balıyla yeşil zeytin yiyordu. Yani bunu bir lüks görmüş adam. Bugün en fakirimiz 30 çeşit kahvaltı şey kullanıyor. Ama onun balı ki balını da bir tane pervarili bir Müslüman vardı. Rahmetliye 4 tane kovan hediye etmişti. Bal. Kovanı hediye etmişti ben biliyorum yani onu da ben adam getirmişti evine ben orada şahit oldum. Rahmetliye getirmişti rahmetli o kovanların bir kısmını dağıtıyordu kendi çevresindeki gariban dostlarına arkadaşlarına bir kısmını da evi için çünkü yani balı seviyordu yeşil zeytini de seviyordu ben hiçbir zaman siyah zeytin evinde görmedim her zaman yeşil zeytini vardı kahvaltıda da yeşil zeytiniyle balı vardı. Bak bu bir gerçek ben bunu çok şahit oldum. Bunu bile lüks görüyor çünkü sonuçta bir insan var ya birine bir taassup ile bir düşmanlık beslemeye ve birilerden bir emir aldığı zaman artık onu kötü görmenin yollarını arar. Kötü olmasa da kötülük namına helalı da haram gibi görmeye çalışır. Bu insanların hastalığıdır. Ben birini kötülüyorsam illa onda zaaf arayacağım, eksiklik, noksanlık arayacağım, itibarsızlaştıracağım. Ne ile yapabilirim? Ne ile yapabilirsem yapacağım. Onun da diyordu. Vallahi mütevazi bir adamdı. Yani çok davasına bağlı okuyan, çok da tevekkül eden bir insandı. Çocukluk yıllarında ben mesela videolar çekmişim. Onun böyle çocukken daha lise yıllarında gelip tevekkül ettiği bir bizim Şeyh Sultan dediğimiz bir tepe var. Çok güzel manzarası var. Bir tarafta Görcüş, bir tarafta Midyat, Esdil, bir taraftan Bismillah kadar Batman'ın şeyine kadar gözüken bir yer. Çok güzel bir tepe. Dağdır. Orada da sahabenin şehit olduğu söylenir. Onun için Şeyh Sultan derler oraya. Orada mesela rahmetli amcamın sürekli tevekkül ettiğini, derslerinde orada çalıştığını, yani okul okuma süreciyle alakalı rahmetli dedem diyor kendi istediği. Yaşı büyüktü. Mesela bir çocuğu 7 yaşında mı okula kaydediyor? Allahu alem 11 yaşında gidip ilkokula başlamış yani. Kendi gelmiş demiş ki baba demiş ben okumak istiyorum. İslam'a hizmet vermek istiyorum. İslam'a bir katkım dokunsun. Benim rahmetli dedem Hacı Osman dedem de onu Batman'da Hacı Muhammed amcama, orta, yani en büyüğün bir küçüğü. Hacı Muhammed amcama göndermiş. Hacı Muhammed amcam da bana anlatıyordu. Diyordu ben onu götürdüm. O zaman Devrim İlkokulu vardı. Müdüre gittim dedim bunu kaydet. O bir de sezon ortası. Demiş ki ya Hacı Muhammed ben bunu kaydedemem. Bu çocuğu götür. Yani başka bir şeyle uğraşsın yani bu çocuk. Yani bakmış yaşı büyük bilme vesaire. Diyor ben de çıkardım dedim ki ya ne gerekiyorsa istiyorsan al 100 banknot. Onu kaydet diyor. Kaydetti diyor. Bir sezon sonra diyor yani bir sene sonra gittim hele bakayım durumu nasıl Hüseyin'e yapıyor okuyor mu? Diyor demiş ki valla zehir gibi bir beyni var çok zeki bir çocuk. Ben demiş zaten 5. sınıfın çocuklarının demiş bilgisine sahip demiş. Ben onu 5'e aldım demiş. Yani 1'den 5'e almış. Yani akılından ve zekasından dolayı. Rahmetli amcam sonra Mardin'de liseyi, ortaokulu sitede okudu. Mardin'de liseyi okudu. Sonra siyasal bilgiler fakültesi, Ankara siyasal bilgiler fakültesini kazandı. Ve bitirdiği zaman, bak bitirdiği zaman babam, dedem, amcam hepsi onun kaymakam olmasını istedi.
kendisi kabul etmedi. Hatta ben bazı yerlerde mesela şunu da duydum. Adam diyor ki rahmetli kaymakamlık sınavına girdi de kazanmadı, sonra örgütü kurmaya karar verdi. Dedim siz de bu işi ben çocuk işine çevirdiniz yani. Adam devlete kinlendi, kaymakamlık kazanmadı. Bu bizim neyimize benziyor biliyor musun? Bir tane arkadaş vardı. İmam olmak için sınava girmiş, kazanamayınca küsmüş, namazı bırakmıştı. Sonra kazanınca gene başladı. Dedim sen ona çevirdin bre. Olur mu böyle şey? Yani öyle bir söylem vardı ama öyle değil. Rahmetli asla girmedi. Hatta zaten şeyini kaybetti, diplomasını kaybetti. Yani kaybetti. Ben onu iyi biliyorum. Babam diyor beraber gittik 10 Nisan karakoluna diyor, öyle sert mert yani tavizsiz bir insandı kesinlikle. Diyor gittik yani başvuruda bulduk. Bulursanız getirin gibisinden. Onun cüzdanı işte parası vesaire eşyaları da gitmişti. Bulamadık diyor. Yani o siyasal mezunuydu ama asla ve asla merhum. Böyle kaymakam olayım, valim olayım gibi bir söylemi olmadı. Üstadım şimdi madem Hüseyin Venioğlu böyle düşünüyordu ise, onu şehit rehber olarak kabul eden, ondan beslenen, onun kurmuş olduğu, şu anki var olmuş olan camiası neden parti sistemine girdi? Neden onların, bir parti kurdular? Onu da ben şöyle söyleyeyim, onu da gidip onlara soracaksın. Diyeceksin Hüseyin Velioğlu partiye karşıydı. Sizin şehitler kervanı, Mizgine İslam, Hünariye Kur'an, oradaki söylemleriniz birebir buna zıt. Sizin ve en önemlisi, madem Hüseyin Velioğlu parti kuracaktı, neden 600 şehit verdiniz? Neden o kadar zulümlere maruz kaldınız? Neden onlarca yıl zindanlarda kaldınız? O gün kursaydınız ya. Bunu sormak lazım. Evet. Üreğinize sağ olun. Peki üstadım, Hüseyin Velioğlu'nun Kuzey Irak'ta öldürüldüğünü, aslında Beykoz'un bir yalan olmuş olduğu gibi bir söylenti var. Bu söylediğin aslı astarı nedir? Valla aslı astarı ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yani merhum amcam evet 96'da İran'da tamamen bağları kestikten sonra cemaatin doğal olarak bir üst kurması gerekiyordu. Hı-hı. Nasıl bir üst? Yani muhacirlerin saklanabileceği, eğitim alabileceği bir yer gerekiyordu. Rahmetli amcamın gizliden, ki ben de bunu sonradan öğrendim. Yani rahmetliğin 98'de kalkıp Kuzey Irak'a gittiğini, o zaman Şeyh Osman veya o diğer cemaatlerle, o Kürt hareketleriyle bir şekilde bir üs kurmak, bir köy ve iki köy almak, oraya bir üs kurmak gibi bir hesabı vardı. Ve deniliyor ki oraya gittiği zaman suikasta uğradı. Suikasta uğradı. Bu hiç bahsedilmez, anlatılmaz, konuşulmaz. Rahmetli amcama orada suikast yapıldığını ben biliyorum. Ve bu suikasttan da yaralı geri Türkiye'ye döndüğünü ben biliyorum. Yani bunu da kimden duydum? Onların bizatihi kendinden duydum. Sonra devletin teyidi vardır. Ve en önemlisi bu suikastın kimin yaptığı hiç konuşulmaz. Aslında bu suikastın arkasındaki güç de İran'dır. Yalnız Hüseyin Velioğlu'nun Kuzey Irak'ta öldürüldüğü bir yalandır yani. Merhum amcam oraya gitti, orada bir üs kurmak istedi. Muhacirlerin hicret yeri olması, eğitim alabilecekleri, burada saklayamadığı insanların en azından güven içerisinde bir şekilde aileleriyle oraya transfer edilmelerini, korunmalarını sağlamak için bir üs hesabı vardı. Ama onda da başarılı olmadı. Ben bu konuda da özellikle Kürt halkı, Kuzey Irak Kürdistan'ında etkin gücün İran olduğunu iyi biliyorum. Oradaki bütün Kürt hareketleri, cemaatleriyle, Talabani ailesi, PKK veya işte oradaki Kürt İslam hareketleri, ya Kürt odur veya şudur, budur, isim vermeye gerek yok. Bu insanların hepsinde İran'ın bir bağı olduğunu ben biliyorum. İran'ın onlar üzerinde güçlü bir bağı olduğunu biliyorum. Çünkü sonuçta onları besleyen etken İran'dır. İran onları yedirip içiriyor yani tabiri caizse. Biliyorsun kim sana maaş verirse doğal olarak onun etkisindesin. Yani ben ancak bu söylemi ilk sızdırtan adam İran'ın etki ajanı olan Doğu Perinçek olunca doğal olarak bu meselenin İran'a dayalı olduğunu düşünüyorum. Eğer Türk istihbaratı yapsaydı mutlaka üstlerine söylerdi. Peki orada Kuzey Irak'ta ona suikast düzenleyen İran'dı ama rahmetli amcam Beykoz'da şehit oldu. Beykoz'da villasını aldıktan Allah-u Alem bir ay sonra şehit edildi. Çünkü çok garip bir şey, Abdülaziz Tunç teslim olduktan sonra merhum amcamla alakalı olarak zaten söylemlerinde yalanı da var, doğrusu da var. Söylüyor, benim merhum amcamla alakalı ben o dönemde gazete küpürü okudum. Velioğlu İstanbul'da bir başlık atmışlardı. Hem de şehadetinden iki ay önce. Ben çok komiğime gitti ya, amcam İstanbul'da ne işi var? Amcam İstanbul'da ne işi var? Meğer yani o süreçte işte Adana, Konya, İstanbul üçgeninde rahmetli seyahat etmiş. İstanbul Beykoz'da kaldıkları süre zarfında mesela oradakilerin de söylediği o görgü tanıkları var. Adam diyor ki ben vakit namazlarında Hüseyin Velioğlu gel burada namaz kılıyordu diyor camide. Bana sorarsan Hüseyin Velioğlu artık öleceğini biliyordu. Onun için artık bütün tedbirleri bırakmıştı. Yani tabiri caizse kaderini bekliyordu. İkinci bir husus, mesela onun arkadaşları var. Yani göndermiş gidin benzin alın. Yani olur ya bir operasyon olursa evi, dökümanı, her şeyi yakalım yani ateşe verelim.
Bunlar o gün gitmiş ve daha önemlisi onun arkadaşları söyledi. İşte o evdeyken bir hafta önceden karşıda bir bina evden, evin penceresinden çekim yapıldığını, kamera çekimlerini yapıldığını. Çünkü benim amcam çok soğukkanlı bir adamdı. Dehşet soğukkanlı. Biz çok soğukkanlı bir aileyiz. Yani öyle korkak bir yapımız yok. Bu sonuçta Selahattin Eyyubi'nin çocuklarıyız yani. Biz ondan dolayı yani öyle bir polis kapıya gelip de kalkıp onları tarayacak bir adam değildi. Demek ki biliyordu kesin operasyon. Ve en önemlisi operasyon eğer tesadüfi olsaydı Diyarbakır Emniyetinden gelen ekibin orada ne işi vardı? Bunu da sormak lazım. Demek ki profesyonelce hesaplanmış, tasarlanmış. Hatta bana sorarsan öldürme, o domuz bağları ve buna benzeyen her şeyin önceden hazırlandığına ben inanıyorum. Bunların onlarca yapılmayacağını. Çünkü İslam'ın şöyle bir kaidesi vardır. İslam işkenceyi haram görür. İşkence mutlak bir haramdır. Onu yapan Allah katında zalimdir yani. İslam işkenceyi kabul etmez ki. Peygamber aleyhissalatü vesselam Kudüs köpek bile olsa işkence etmeyin diyor. Ben peygamberin sahabesinin veya sonra gelen İslam alimlerinin ve halifelerin işkenceye fetva verdiğine şahit olmadım. İşkence meşru bir şey değildir. Helal bir şey değildir. Burada kapalı bir durum vardır. İçeriği bilinmiyor. Çok kirli bir dönemden bahsediyoruz. Yalnız mesela bazılarının iddia ettiği gibi işte Abdülaziz Tunç da bunu zaten ima ediyor. Hüseyin Velioğlu'nun Kuzey Irak'ta öldürülmesi bir yalandır. Yani nasıl bir yalan? Bunu PKK ortaya attı. PKK dedi ki Hüseyin Velioğlu devlete çalışıyordu. Devlet onunla işini bitirince onu öldürdü. Gelip orada senaryodan, tiyatrodan bir operasyon yaptılar. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Yani senaryodan, Krişka'dan bir operasyon 5 saat sürmez. Şiddetli çatışmalarla gece akşama kadar. Düşün ki ikindiden önce başlamış. Saat 2 civarları. Neredeyse akşam namazdan sonra zor bitirdiler yani. Ev yanıyordu ama hala direniyordu. Rahmetli amcamın yani aşağı yukarı tek başına ki mesela Edip Gümüş'ün Cemal Tutar'ın da söylediğini gerçek tek başına çatışıyordu. Bize de ne demişti? Onların dediğine göre bize demiş ki siz dokümanları imha edin. Yani arşivleri yok edin. Kendi cemaası, tebaası, faaliyetleri. Ama bak bazı şeyleri bırakmış. Neleri bırakmış? Mesela küfrün İslam içerisindeki pislikleri, yaptıkları hainlikleri, Müslümanlara düzenledikleri suikastleri, hainleşmiş insanların götürüp öldürdüğü insanlarla alakalı video kayıtlarını hep bırakmış. Devlet kimseyi izlettirtmedi. Sadece öldürme sahnelerini gösterdi ama işin içeriğini göstermedi. Neden? Çünkü oranın sonu onlara dayanıyordu yani. Anlıyor musunuz? Onun için yani mesela rahmetli kesinlikle kendi çatıştı, kendi şehidiydi. 17 gün sonra, Allah alem 20 gün sonra benim babam şehadeti kesinleşince Abdülaziz Tunç ve Şaban onu teşhis ettiler. Sonra babam gitti, o da teşhis etti. Kesinleşince devlet vermek istemiyordu. Cenazeyi de vermek istemediler, yanaşmadılar. Benim babam diyor, biz zorladık o dönemde diyor, bizim ailemiz aslında köklü bir ailedir. Malavili diyorlar yani, böyle tanınan bir ailedir bölgede. Daha önceden de tanınan bir aileyiz. Batman'da biliniyoruz, köklüyüz, tanınan bir aileyiz. Mesela Hamidiler vardı o zaman, Şeyh Halil'in çocuk torunları. Onları da oraya koymuş. Onlar da demişler bir şekilde ikna ederek 17 gün sonra vermeyi kabul ettiler. Cenazeyi vermeyi kabul ettiler. Vermek istemiyorlardı. Hatta Velioğlu sahipsiz kaldı. Kimse gelip sahip çıkmadı. Evet, babam öyle haber yapılmışlar. Tabii canım, oyun cenazesi ortada yani, kaldı diye ortada haberler yapılmış. Hala haram yani, yalan konuşuyor. O dönemde hem Veli amcam hem babam ikisi o cenazeyi almak için gittiler yani. Ve orada İstanbul'da Baya'da kaldılar yani. Baya'da mücadele. Her gün gidiyorlar emniyette vatana cenazeyi almak için. Değişik yerlerde milletvekillerini, tanınan şeyleri devreye koydular. İşte bir şekilde ikna ettiler. Yoksa vermeyi düşünmüyorlardı. O ikili bir oyun. Hatta mesela ben hatırlıyorum, radikal başlık atmış. Velioğlu kabrinde tek başına. Yani bunlar tamamen manipüle oyunlar. İtibarsızlaştırma. Öyle olmuş olsaydı zaten gömüldükten sonra o kadar kalabalık o üzerine kalabalık gelmezdi yani. O kalabalık hepsi Batman'da onu bekliyordu. Sadece bayanlar gelmişti yani, yani o rağmen ciddi bir kalabalık bayan, vardı. Bayan, erkek çok azdı zaten o dönem. Kimse, benim mesela şey bak ki herkes diyordu ya kimse korkudan gelmez bu cenaze. Sen kim gelecek? Yiyorsa gelsinler. Ama gerçekten ben sana şunu söyleyeyim. Hüseyin Velioğlu'nun tabiası, gerçek dostları ona sadık insanlardı. Hala da onu gerçekten canı gönülden seven yüz binlerce... Peki üstadım, Abdülaziz Tunç'un iddiaları doğru mudur? Mesela cemaatin en üst kadrosunda olmuş olan bir insanın birçok itirafı var. İşte işkenceler, sorgulamalar, infazlar. Bak Abdülaziz Tunç şunu söylüyor. Öncelikle Abdülaziz Tunç kimdir ve söylemiş Abdülaziz oldukları Tunç, doğru mudur? Sonrasında Abdülaziz Tunç 17 bulunca. Yaşında amcamla tanışmış, onunla 20 senesini geçirmiş bir adamdır. Abdülaziz Tunç amcamın güvendiği insanlardan biriydi. Tabiri caizse 88 ile 90 arası İran'da eğitim almış, orada şiileşmiş. Onunla beraber şiileşen bir kadro var. Ve bir adamdı Abdülaziz. Ben de 3 sefer, 4 sefer görüştüm. O zaman onu Türkiye Petrolleri yani onun şirketine
şey olarak de, güvenlik elemanı olarak sokan rahmetli amcamdı. Yani iş sahibi yaptı, evlendirdi. İşte insan, bizde Kürt atasözü vardı. Beşi kime yaparsan iyilik bekle ondan kötülük. Yani bu dünyanın bir gerçeği ve hakikatidir. İnsanoğlu menfaat ölçüsünde ve çıkarlar ölçüsünde. Bazen insanlar fikirlerini satar, inançlarını satar. Ben Abdülaziz Tunç'un amcamla alakalı yalan konuştuğu çok şeyleri olduğunu söylüyorum. Çünkü kendisi de sorgucuydu. İran'da eğitilmiş, sorgucu olarak gelmiş. 96'ya kadar sorgularda bulunmuş ve asla işkence edilmediğini söyleyen. Ama işin garip yani kendisi sorgu işi bittikten sonra başladıklarını iddia ediyor. Burada da bir tezat ve yalan var. Yapsaydı sen yapardın ağam diyorsun. Yani sen yapmadığına göre nasıl oluyor senden sonrakiler yapsın ki? Hatta diyor ki o kadar iyi davranıyordu, kaçanlar vardı diyordu yani. Daha diyordu gündelik yemeklerini veriyorduk, şeyini yapıyorduk. Çünkü biz bir devlet değildik. Doğal olarak yani ve bu adam böyle tabir caizse yani böyle nasıl diyeyim sana. Yani ben götürüyordum da infaz ediyordum da şunu yapıyordum. Eğer hainse, ihanet içerisinde, İslam'ın emrettiği doğrultusunda ölümü gerekiyorsa ölümüne hükmederdik vesaire. Öyle şeyler söylüyor. Yalnız işkence konusunda ben inanmıyorum. Eğer bunu yapmışlarsa kim yapmışsa bebal almıştır. İslam asla işkence yapmıştır. Abdülaziz Tunç, yani konunun daha iyi anlaşılması hasebiyle, yani Şura heyetinde en üst kadroda olmuş olan, yani Hüseyin ve onunla çok yakın olmuş olan tabii bir insandı değil mi? Ben sana söyleyeyim. Yani Cemal Tüter gibi, Edip Gümüş gibi en üst kadroda olmuş olan bir şahıs. En üst kadrodaydı ama Şii'di kadrodaydı. Ve ben şunu da söyleyeyim, Abdülaziz Tunç'un ihanetin altında kesinlikle kendi şeyinin olmadığını, bu etki ajanıydı, taraflı ajandı. Yani mesela sonuçta İran'da Şiileşmiş, İran'a Ali Khamenei'ne ve Hümeyni'ye biat etmiş, onlara intisap etmiş olan bir süreç. Yani mesela bu neye benziyor biliyor musun? Yani örnek vermeyelim çünkü şartlar biraz farklı. Mesela burada kaldığı zarfta Şiileşmiş. 96'dan sonra Hüseyin Velioğlu'nun Şiilere yönelik bir Elazığ olayları var. Onları darp etme, dövme, kovma meseleleri var. Bu Abdülaziz rahatsız etmiş. Abdülaziz rahatsız olmuş. Nasıl rahatsız olmuş? Sonuçta cemaat içindeki Şiiler de rahatsız olmuş. Kendi kardeşlerinin darp edilmesi, Hüseyin Velioğlu'nun İran'a mesafe alması. Ben şunu söyleyeyim. Öncelikle Hüseyin Velioğlu hiçbir zaman İran'ın bir adamı değildi yani. Çünkü imkanı yok. Ben amcamı tanıyorum. Kendi kararlarından başka kimsenin asla öyle yani bir alimin, ulemanın ortaya koyacağı şer'i fıkhi bir mesele müstesna olmak kaydıyla kalkıp birilerinin yönetebileceği bir adam değildi. Mesela geçmişte bazen böyle devletin böyle jitemi mitemi kurucularının böyle itirafları var, saçma sapan söylemleri var. Yok efendim Hüseyin gelmişti, sakalı yoktu, bilmem neydi, ben yanımda esas duruşta durmuş vesaire. Hepsi yalan entrikalar. Hüseyin Velioğlu sistemi kafir görüyordu. Kafirle işbirliği küfürdür, bilmiyorum. Yani sen neyin amacını ve gayesini taşıyorsun? Tabii ki içeriden gelen emrin doğrultusunda iftira atıyorsun, karalıyorsun, itibarsızlaştırıyorsun. Zemini içerisinde, kendi tabanı içerisinde bir şey oluşturmak istiyorsun. Peki Abdülaziz Tunç mesela kendi kararıyla mı böyle bir şey yapmıştı? Sizce yoksa İran emriyle mi böyle bir şey yapmıştı? Kim ne derse desin o adam İran'ın emriyle bunu yaptı. Çünkü bak şöyle söyleyeyim. Mesela 91'lerin sonunda merhum amcam ayrıldı. Ayrılmadan önce vedalaştık, örnek vereyim. Sonra diyorlar ki menzilden bir kişi Kibin'e doğru gene Doğu Perinçek. Baktı katet hep o adam. Her pislikte o var. Doğu Perinçek'in 2000'e doğru dergisinde Hizbullah Cemaatinin lideri Hüseyin Velioğlu diye bir adam şey yaptı, röportaj vermiş. Bu röportaj şey yapıldıktan sonra amcamın evi aranıyor. Telefonlarla aranıyor. Bilinmeyen kişiler arıyor. Bunun üzerine rahmetli çoluk çocuğunu aldı illegal. Hemen yer altına çekildi. O süreçte gelip aileyle de vedalaştı belli kişilerle. Ben mesela babamla da vedalaştı. Oradan gitti. Ondan sonra bağımızı Abdülaziz Tunç sağlıyordu. Yani gidip geliyordu. Yani bu bir gizli değil. Zaten bunu devlette de söylemiştir. Bunu daha gizli konuşmanın bir anlamı yok. Geçmişte olsaydı derdim hiç görmemişim, duymamışım, işitmemişim. Ben amcamı hatırlamıyorum. Bilmiyorum öyle derdik. Hatta 2004'te Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne çıktığımda adam yalvardı bana oradaki savcı. Dedi ki Allah rızası için söyle hangi lise yokmuş dedim bilmiyorum. Yani o bizde öyleydi. Bilmiyoruz. Sağırız, körüz, dilsiziz, hiçbir şey bilmeyiz. Ama bugün şehadetin 22. yılına giriyoruz. Yani artık böyle o dönem bitti. Ben merhum amcamla alakalı iftihar edeceğim bir şey. Ben asla derim. Ben Hüseyin Velioğlu'nun Allah'ın şeriatına aykırı bir şey yapacağına inanmıyorum. Çünkü sen 10 sene boyunca tanıdığın bir adamın 10 sene sonra bir anda İslam'ın %100 zıttını yapabileceğine inanamazsın. Yapmaz, yapmamıştır. İslam şeriatının uyguladığı bir hukuk vardır. Mesela başta dedim biz Şafiiz. Biz Şafi mezhebine göre bir yerde istilah hukuku varsa orada bir cemaat inşa etmek, bir emir belirlemek, bir şura kurmak ve şer'i prosedürü tatbikle mükellefiz. Ama Hanifi mezhebinde böyle değildir.
Onun için o şeriatını uyguluyordu. O da devlet kendi bir devletini kurmuştu. Anlıyor musunuz? O da bir devletti. Sonuçta yapısıyla her şeyle bir devlet gibi işliyordu. Peki üstadım, şimdi böyle bir camia kurabilecek zeka sahip olmuş olan bir insan, yani böyle ferasetli olmuş olan bir insan, nasıl olur da kendi camiasına ihanet edebilecek olan bir insanı ana kadrosuna alır? Bu ferasete sahip değil miydi Hüseyin Velioğlu? Hüseyin Velioğlu o kadar ferasetli bir insandı ki hiç görmediği insanların bütün özelliklerini ortaya koyardı. Aynı keza Hüseyin Velioğlu, bak sana şunu söyleyeyim. Hüseyin Velioğlu Abdülaziz Tunç'un ihanetini sezmişti. Onun için 96'da onu açığa almış. Yani o bildiğin görevlerden açığa almış, onu şeye almış, kendi de söylüyor. Diyor ki 96'dan sonra bak dikkat et, çok görüşmek istedim, mesaj gönderdim, haber yolladım ama hiçbir türlü cevap vermedi. Çünkü artık güvenmiyor. Ama diyor 99'da demek ki bir şeyler sezdi. Onun işte bana haber yolladı, işte Adana'da hangi camide, nerede buluşacağız, ne olacak. Diyor ben zaten o zaman teslim olmaya karar veriyorum. Aslında o zaman yapılan Türkiye-İran ilişkilerinde alınan kararın tatbik süreciydi. Tabiri caizse. O da bunun farkındaydı. Yani benim amcamın onu satacağını, satmama meselesi, öncelikle ben sana şunu söyleyeyim. Mesela biz şu anda konuşuyoruz, video kaydı yapıyoruz. Benim merhum amcam bütün kendi arkadaşlarıyla yaptığı çalışmaları video kayıtlarını almış. Ve tahlilini de yapmıştır yani. Öyle sıradan bir adam değildi. Yani mesela bazen benim elimde de video kayıtları var. Gelen işte yöneticiler vesaire şey, hepsini kayda almıştır. Neden kayda almış? Beden dili tahlili yapmıştır yani. Bu adamda bir değişiklik var. Mesela Abdülaziz Tunç'un bir videosu var. Bende var yani. Abdülaziz amcamın yanında bak şunu yapıyor. Stres altında. Çünkü bir şey gizliyor. Bir şey gizliyor yani. O beden, ben bile baktığımda dedim ya bu adam, o bak ki görüşme tarihi de belli. 96 sonrasıdır. 96'dır. Kayıtta da var. Çok stres altında. Demek ki artık bir şeyler var yani. Bir şeyler dönüyor. Rahmetli onu sezmiş yani. Anlamadı. Ama şöyle bir durum var. İslam hukukunda zanla hüküm çıkarılmaz. Zanla karar verilmez. Zanla bir adamın hainliğine, ihanetine hükmedilmez. Böyle bir şey yaparsan dünyanın en büyük canisine dönersin. Hitler'i Hitler yapan budur. Zandı yani. Bir anda onu şizofren ettiler. O da bir anda halkına düne kadar hizmet eden bir anda vahşi bir canavara döndü. Önüne gelen subayını öldürmeye başladı. Artık korkular. Ama öyle bir insan değildi. Yani İslam hukuku bir insanın zanni olarak mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı Allah-u Teala vahiy ile bildirmese münafıkları tanımazdı yani. Onun için mesela münafıklarla alakalı İslam hukukundaki hüküm nedir? Zahiren Müslüman, batınen kafirdirler. Batınen kafir olana kafir diyemiyorsun. Çünkü o batınını sen bilmiyorsun. Evet, zahire esas tabii anlıyorsun. Tabii canım, sen şu anda zihninde olan şeyi benim anlama şansım yok. Ben ancak beden dilinden çözebilirsem çözerim. Bazen bazı insanlar bir şey konuşur, bazı hareketler yaparlar. Farkında varmadan bazen mimik hareketleriyle olumsuzluklarını ortaya koyarlar. Mesela inanıyormuş gibi davranıyor ama beden dili yalanladığını gösteriyor yani. Rahmetli amcam çok ferasetli bir adamdı. Düşünün ki cemaatindeki görevleri belirlemede o yer altına çekildikten sonra resimlerle belirliyordu. Üyenin resmi gelirdi, kişiliğiyle alakalı bilgiler gelirdi. O resimden, onunla alakalı notlardan, şundan bundan karakter ve kişiliğini çözüyordu. Bu adam budur, şu görevi yapabilir, yapamazlardı yani. Yani Hüseyin Velioğlu bu arada özellikle fotoğraf, yazı dili, not alma bunu çok yani... biliyordu. Yani adam zaten uzman, alanında uzman. Evet. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Düşünün ki CIA'nin Orta Doğu direktörünün 2001'de verdiği bir şeyi vardı, röportajı var. Ben onu dinledim. Diyor ki değil, Türkiye Orta Doğu bir tehlikeden kurtuldu diyor yani. Bu kadar profesyonelce bir örgütlenme olabilecek bir şey değil diyor yani. Öyle bir örgütlenme ki yani gerçekten devlet en sonunda hatırlıyorsan 98-99'da Hizbullah diye bir örgüt olsaydı hakkında bilgimiz olurdu diyor yani. O kadar ki illegal ve kontrol edilemeyen, hiçbir şekilde ulaşılamayan bir hareket. Bazı üyeleri sahte kimlikten içeride yatmış mesela. Mesela Selahattin Ürük cezaevinde sahte kimlikten yatmış, devlet çakmamış bile yani. O kadar ki illegal bir yapı yani. Ama ne olduysa emir bir yerlerden geldi ve bir anda çözülme sürecine... Peki o bahsedilen kaldı. Yani Hüseyin Velioğlu ihvan modeliyle mi örgütlenmiştir? Beşli model, beşten beşe. Yok usta, o model gerçek midir? Bizim onar kişilik gruplar halinde ders halkaları olurdu. Ama iş sıkılaşınca cami modeli. Cami modeli esastı. Camilerde faaliyet yürütme, camilerde İslami çalışma yapmak, halka inmek, çocuklara eğitmek. Yani neredeyse o dönemde 40 bin 50 bin çocuk eğitiyorduk. Yani benim mesela bazı yaz aylarında 250 kadar çocuğa Kur'an dersi verdiğim zamanlar oluyordu.
Yani ki bunu 10 sene de aralıksız sürdürdük. O kadar baskılar, baskınlar, şeyler. Camilere askeriye basıyordu, istihbarat basıyordu, jandarma basıyordu. Taviz yok. Öbür gün camiye devam ediyor. Sonra camiye gelmişken bu arada o dönemin haberlerinde sürekli Hizbullah'ın cami imamlarını tehdit ettiğini, anahtarı zorla aldığını, cami altında yok. Silahlar, keleşler, satırlar biriktirdiklerini. Sence bunu sence doğru olabilir mi? Gündemin yani sence yani bunu boş ver, bunun zaten cevabı yok yani. Böyle bir şeyin olma şansı yok. Sen güçlü bir otoriten karşısında mücadele veriyorsun. Camiler denetimi devlette, sen gideceksin caminin altına bomba mı koyacaksın, silah mı koyacaksın? Yani akli bir şey değil. Camiler tebliğ alanıydı. Tebliğ ve davet. Hiçbir şey değil. Bizim mesela ben kaldığım sırada cami imamlarımız vardı. Çok hürmet ediyorduk, saygı duyuyorduk. Ben 6, 7, 8, 9, 10 camide kalmış faaliyet yürütmüşüm. Cami dersleri görmüşüm, şey yapmışım. Yani ben imamlara saygı, hürmetle asla kusur etmemişiz. Saygı duyardık, şey yapardık. Elimizden geldiği kadar zıtlaşmamaya özen gösterdik. Çünkü yani bunlar sadece iftiralar. İftiralar. Yani mesela iftira dediğin kavram budur. Yani hakkında bilgi yok ama zanlı konuşuyorlar. Zanni konuşmak her zaman bir iftiranın şeyidir. Birincisi benim merhum amcam asla ve asla cami imamları ve alimlere karşı hassastı, alimlere saygıyı emrederdi, hürmet edindirdi. Alimlere saygısızlık, peygambere hürmetsizliktir. Ve cemaat o süreçte camilerde imamlarla alakalı da ben mesela olumsuz bir şeysine rastlamadım. Ben çok camilere gittim, bazı yerlerde başlangıcını biz yaptık. Yani asla, onlar hepsi söylenti, dedikodu. Çünkü sonuçta varsa ben niye görmedim mesela? Yoktu yani. Öyle bir şey olur mu yani? Cemaat tebliğe dayalıydı zaten. Tebliğ bir hareketti yani. Öyle silahlı mücadele esaslı değildi. O dönemlerde 9 imamın öldürüldüğüne dair Hizbullah 9 imamı öldürüldü. Yok. Mesela ben hiç kimseye bu konuda hiçbir bilgim yok. Mesela örnek vereyim. Hiçbir bilgim yok yani. Çünkü ben bulunduğum Batman'da öyle bir şey rastlamadım, duymadım, işitmedim. O bir söylentidir kardeşim. Sadece dedikodudur. Şimdi konu içerisinde JITEM diye bir yere de değindik. Şimdi JITEM'in kurucusu olmuş olduğu iddia edilen Arif Erdem var, emekli abi. Hı-hı. Arif Doğan var. Arif Doğan. Estağfurullah. Şimdi 17 Ocak 2011'de Ergenekon davaları kapsamında mahkemede ifade veriyor. Bu evet. İfadede diyor ki, Hizbullah PKK ile savaşması ve karşı devrimci güç unsuru olması için Hizbul Kontra ismiyle ben kurdum diyor. İftira atıyor. Bu söylem hakkında ne düşünüyorsun? Ben bu söylemin tamamen mesnetsiz, iftiraya dayandığını ve sahtekarca bir oyun olduğuna inanıyorum. Neden biliyor musun? Yani işte kendi kirli ilişkilerini, o bölgede yaptıkları vahşet ve cinayetleri örtmek için konuştukları şeyler. Birincisi, eğer sen Hizbullah ana davasına bakacak olursan, 188 kişinin öldürülmesiyle suçlanan bir cemaat var. 188 kişi ama bölgede 20 bin insan öldürmüş. 20 bin yani, öyle böyle değil. Peki 188'ini bunlar öldürdüyse diğerlerini kim öldürdü? Hadi bunlar cemaatin ilkesi kısasa kısas kavramıydı. Yalnız bunun söylediği tamamen iftira ve yalandır. Zaten böyle bir şey olsa devletin kadrolarında, devletin şeyinde olur. Ben kurduğum bir örgütte niye operasyon çekeyim? Niye tutuklayayım? Niye 20 sene cezaevlerinde süründüreyim? Bunların hepsi yalan ve dolan. Hepsi iftiradan başka bir şey değil. Çünkü sonuçta ben kendim beraber olduğum amcamı tanımıyorum. Eğer amcamın devletle bir irtibatı olsa valla gelen polisi de görürdük. Derdim ya valla 88'de eve istihbarat geliyordu, polis geliyordu, şu geliyordu. Ama hepsi yalan. Ve iftira, en önemlisi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim, bu dünyanın bir konjektörü de birincisi istihbaratı yapılar asla doğru konuşmaz. Bunu hiçbir zaman unutma. İstihbaratı yapı asla doğru konuşmaz. Abdülaziz Tunç bile satır aralarında açıklar veriyor. Bilirsen o satır aralarındaki o ince şeyleri bulabiliyorsun. Kesinlikle bak dikkat et, teslim olduktan sonra ben işte 90, ben teslim olmadan önceye kadar şehidim diyor. Ondan sonra bıraktığını düşünüp söylüyor. Aslında yalan konuşuyor. Nerede Abdülaziz? Emin ol şu anda İran'da. Ama bak taktik bu. İran'ı mahsumane, İran'ı zararsız. İran şöyle, İran böyle. Ben hiçbir şey yapmadım. Ne yaptıysa Hüseyin yaptı. Geçmişte de öyle yaptılar. Bunlar hep karalama, itibarsızlaşma, ya itibarsızlaştırma, iftira süreçleridir. Ben Arif Doğan'ın veya diğerlerinin söylediği her şeyin yalan olduğunu, çünkü hayatı pislik içinde geçmiş, insan öldürerek, işkence ederek, en vahşi yöntemlere başvurarak, insan katleden ve insanları vatan anlayışı için, bir toprak anlayışı için öldürmeyi helal ve meşru gören insanların her türlü komple kumpaslarla insanları müebbetlere, hapislere, zindanlara tıkayan adamları söylediği şeylere itibar etmem. Edilmemesi de gerekiyor. Çünkü düşün ki Doğu Perinçek ile alakalı geçen gün bir istihbaratçı diyordu ki o Amerikan, o İngiliz ajanı. İngiliz ajanı, evet. Şimdi burada ne kadar tezat bir durum. Evet, yıllarca Rus ajanı olarak. Rusya ömrü. Sonra İngiliz ajanı dedi. Demek ki burada bir oyun oynanıyor. Bir şekilde itibarsızlaştırma veya karşı istihbarat dediğimiz İran'ın kalbine şüphe düşürme oyunları.
bak adamınız olmayabilir yani. Bu da ne oluyor ya? Bu ara açma oyunlarıdır. Bu aslında onun tabanına yönelik dağıtma projesi. Adam baktılar ki bu ortadan kaldırıldı ama harekette bir dağılma yok. Hareket hala Velioğlu'yla kenetlenmiş. Şu anda bile çizgisinde olmadıkları halde hepsi Hüseyin Velioğlu. Çünkü Abdülaziz Tuncu'nun bir söylemi vardı. Eğer onu terk ederlerse dağılırlar diyordu. Bu bir gerçek. Onların zamkı, yapışkanı, balisi Velioğlu'dur. Onun için ben sana şunu söyleyeyim. Kim ne yaparsa onu amcama atfeder yapar. O şekilde taban kabullenir. Parti kurma, partiye karşıydı ama biz kuruyoruz derse taban kabul eder mi? Asla. Önce derler rahmetliğin projesinde vardı ama benim görüştüğüm amcamın dostları asla. Ben en önemlisi ben kendim ondan dinlediğim parti demokrasi ile alakalı sorulan sorulara bazıları söylüyor evet. Seydam şimdi İslami Hareket Velioğlu'nun kurmuş olduğu ilim grubu, Güngör'ün kurmuş olduğu menzil grubu, Vahdet grubu, işte bir kısmı tekfirci diye ithaf edilen gruplar, cemaatin böyle parça parça kolları ayrılıp ve bu kolların kendi aralarında savaşıp hatta yüzden fazla insan öldürdüğünü, birbirini zorla bir memleketten diğer memlekete sürgün ettiği gibi birçok iddia var. Bunlar doğruysa yani Vahdet'e temel almış olan bir camia neden bu kadar fazla gruba ayrıldı? Neden birbirine baskılar yaptılar ve neden birbiriyle savaştılar? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yani birincisi benim bildiğim kadarıyla o grupların hiçbiri beraber değillerdi. Yani aynı cemaatte olup da parçalanma yok. Onlar arasında bir ara mesela merhum amcamın bir faaliyet amacı vardı, gayesi vardı. Güneydoğu'daki yani tabiri caizse Kürdistan coğrafyasındaki cemaatleri bir araya getirmek, ortak bir şura, bir heyet oluşturarak bütün Müslümanları birleştirip bunlar üzerinden ne yapmak? Çalışmaları daha güçlü bir şekilde yürütmek. Bu konuda faaliyetler yapıldı, çalışmalar yapıldı. Yalnız ben bu çalışmaların uzun sürmediğini, çünkü şöyle bir şey, birbirlerine karşı samimi davranmadıklarını, yani düşünün ki menzil grubu ile alakalı kısa bir öz olarak şunu söyleyeyim. Yani birleştikleri o dönemde bile arkalarından işte biz ayrılacağız zaten, bizim bunlarla işimiz yoksa bakmayın geçici olarak işte şunun için bunun için birleşiyoruz gibi bir söylemleri vardı. İkinci bir husus, yani cemaatin o dönemde parçalanma, benim merhum amcamın cemaatin parçalanması yok. Yani kendi aralarındaki zoraki bir ittifakın dağılması vardı. Zoraki ittifak. Neden? Çünkü Müslümanlarca istenen, talep edilen bir şeydi. Rahmetli amcam da her zaman diyordu ki yani böyle zoraki olan birleşmeler her zaman zararla son bulur. Düşmanlıklara sebep olur, başka şeylere sebep olur. Bunu söylerdi. Şimdi doğal olarak şöyle bir kaide var. Yani mesela birincisi menzil ile cemaat arasındaki mesele beni mesela alakadar etmez. Neden diyeceksiniz? İşin içeriğini tam olarak bilmiyorum. Her iki taraf da kendini haklı görüyor ve iki taraf birbirini suçluyor. Ben içinde bulunduğum müddet zarfında ben öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten mesela o çatışma sürecinde rahmetli amcamın çok ince davrandığını, özellikle bunların Müslüman olmasından dolayı bunlara karşı çok hassas davrandığını, hatta o süreç içerisinde, o olumsuz süreç içerisinde böyle götürülen bazı arkadaşlarla, tanıdıklarımla konuştum. Yani bize çok iyi davrandılar, hiç karışmadılar, şey yapmadılar. Maksat neydi? Maksat yani bu süreci en hafif zarar ile Müslümanların bilinçaltını en hafif zararla bitirmekti. Ki elhamdülillah yani ben şunu söyleyeyim, o çatışma sürecinde herhalde en çok menzil öldürttü Müslümanlardan, bu taraftan öldürttü. Ben bunu böyle biliyorum. Yalnız bunların birleşmişliği yok. İslami harekete değecek olursanız onlar da ayrı bir vakaydı. Yani mesela İslami hareket dediğimiz bugün işte Hak Söz Çevresi diye geçiyor. Ki bunlar aslında İrancı değillerdi ama İrancıydılar. İran'ın onları kullandınız. Onları da sonra sattığını, yani ihanet ettiğini biliyorum ki onlar Japonya suikastıyla satıldılar. Yani büyük bir şekilde büyük bir komploya kurban gittiler. Hala da İran'a bir garaz ve marazları var yani. Yalnız mesela o süreçle alakalı bu konuda konuşması gereken ben değilim. Neden ben değilim? Çünkü o sürecin içerisinde, o süreçte ben 16-17 yaşlarındaydım. Veya 18 olabilir yani. Ve en önemlisi ben işin dahilinde değildim. Ben bir davetçiydim, tebliğ çalışması yapıyordum. Ve bu tahlilleri ve araştırmaları işte onların heyetleri yapmıştır. Geçmişte bir araya gelmeleri, dağılmalar. Bunu ancak bana soracak olursanız kıyamet günü mahşer meydanında Allah-u Teala çözüme kavuşturacak. Çünkü her iki tarafın iddiaları, söylemleri var. Allah-u Teala daha iyi bilir. Ben bir şey demem. Yalnız ben şunu da üstüne basarak diyorum. Merhum amcamın yani asla ve asla Müslümanlar konusunda çok hassas davrandığını iyi biliyorum. Çünkü bir Müslümanı zulmen öldürmenin ne kadar büyük bir ağır vebal olduğunu farkında olan bir insan. Bir Müslümanı hatta mesela Nas'larda
bir Müslümanı zulmen öldürmek, bütün dünyayı öldürmek gibidir Allah katında günah ve vebal bakımından. Bu konuda çok hassas davrandıklarını ve bu konuda yani gerçekten ben inanıyorum. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Keşke hiçbir zaman Müslümanlar birbirine zarar vermeseydi. Bugün de yarın da kıyamete kadar da. Çünkü Müslümanın Müslümanla savaşması bir hezeyandır, hüzündür yani. Hiçbir zaman olumlu bir şey değildir. Birbirlerini münafıkla, nifakla bile suçlasalar, onun nifakına, münafıklığına, imanına, İslamına Allahu Teala kıyamet günü karar verecek. Bu zahiri bir söylemdir ama batınları Allah bilir, kimse bilemez. Ondan dolayı bu mesele benim bilgim dahilinde değil. Yani ben hakkında tam olarak bir şey bilmiyorum. Özet olarak dedim, sadece rahmetli amcamın bu konuda çalışma yaptığını, yani bir araya getirme faaliyeti yürüttüğünü ve başarısız olduğunu, daha önce de alimler üzerinde bu faaliyeti yaptığını, sonra Rabıtatul Alemul İslamiye, Suudi'nin kurduğu Rabıta Teşkilatı'nı, özellikle tekfirciliği bugün bu hale getiren o hareketin topladığı alimler çoğunun oradan maaş aldığını, hatta ben söylüyorum, diyorum ki o zamanda bir ilahi çıkarmışlar, diyorlardı Rabıta, Rabıta Amerika çant kuruştadı, Rabıta Kuçki Amerikalı, Şarkı Garkı Afrika. Çünkü Rabıta'nın amacı ümmet içerisinde fitne sokmaktı. Amerika'nın bu konuda faaliyetleri vardı. Zaten bugün Daesh'te ve diğer tekfirci hareketler de bütün menheç ve söylemlerini Suud'un Necd'ine bağlarlar. Der ki biz oranın menhecine göre bu mücadeleyi veriyoruz. Tabi canım Necd uleması. Necd uleması da Peygamber aleyhissalatü vesselam Yemen'e dua ediyor, Şam'a dua ediyor ama Necd'e gelince diyor ki ya Resulullah Necd hiç konuşmuyor. Üç sefer söylüyor, sonra diyor ki orada şeytanın boynuzu var. Sahih hadisler var yani. Necd uleması ve aynı keza Müseylemetül Kezzab'ın yurdudur. Aslında bugünkü ismiyle Riyad. Suudi'nin merkezi yani. Onun için yani bu tarz faaliyetler olmuş ama sonra merhum bakmış ki olacak gibi değil yani. Yani ne yapıyorlarsa birileri çıkarlarını ve menfaatlerini ümmetin üzerinde tutuyor. Doğal olarak bu sefer çalışmalarını 88'den sonra tamamen gençlere ve cahil halka yönelik faaliyetlere çevirdiler. Ve onu yaptılar. Ondan sonra da tabi doğal olarak geçmişte beraber hareket etmiş birbirlerini çekemeyenler birbirlerine haset ve kıskançlık etti. Hı hı. Bak ben şunu söyleyeyim. Yani o süreçte ilk saldıran cemaat olmamıştır. Merhum amcamın böyle bir faaliyeti yok. Onlar saldırdı. Yani onların saldırdığını, Diyarbakır'da gençlere satırlarla saldırdığını biliyorum. Doğal olarak onlar da karşılık vermiştir. Yalnız onun içeriğinde haklılık ve doğruluk ve o süreçle alakalı konuşabilecek bir şey değil yani bu. Bu bizi aşar tabiri caizse. Bu şehitler kervanı miskine İstanbul'a yapıyor. Bunların yazarı kim? Yani kim? Bunlar aslında ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Kim yazmışsa çok güzel yazmış. Tabii canım. O aslında o zamanki ruhtur. O samimi evet. Ruhtur. Ben sana şunu söyleyeyim. Bir ilahinin içten söylenmesiyle ticari söylenmesi arasında uçurum gibi bir fark var. Mesela ben Kürtçe bilmememe rağmen yani Enaliye Kur'an ve Mizgina İslam dinlediğimde insanın ruhuna hitap ediyor. Evet. Ruha hitap ediyor çünkü neden? O bir mücadelenin eseridir. Aynı zamanda altta çalan fon müzikler iyi olmamasına rağmen gene çok etkili. Ya aslında yani. Ben sana şöyle o bir şey söyleyeyim. O dönemde amatör olan ama profesyonel evet. Olan ilahiler evet. Yani. Çünkü mesela ilahiler aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Mizgina İslam, Hinariye Kur'an mana itibariyle Kur'an'ın mesajı demektir. Hinariye Kur'an cemaatin menhecini ve inancını anlatan serilerdir. Bunların şairleri değişiktir, farklıdır. Şiirler yazılıyor, cemaate gönderiliyor, kasetler hazırlanıyor, merhum onay veriyor. Onay veriyor veya basılıyordu. Ben o zaman mesela bu kasetleri satan abileri biliyorum. Gariban insanlar kendi rızkı için mücadele veriyorlardı. Ve cemaat bunu ticari yapmıyordu. Kendi tabanının azmini, iradesini, maneviyatını güçlü tutmak için onların ruhuna çıkıyor diyor ya bir atasöz var. Müzik ruhun gıdasıdır. Müzik gerçekten insanların azmini arttırıyor, inancını pekiştiriyor. Bazen ilahiler diyeyim yani ezgiler ve marşlar. Müzik demeyelim. Müzik deyince farklı bir anlam. Çünkü sonuçta mesela müzik konusunda ihtilaflar vardı. Yani evet. Müziğin ilahinin müzikle çalması konusunda evet. Bu ümmet içerisinde ihtilaf vardı. Evet. Mesela Hanifiler Hanbeli ve Maliki'ye göre haramdır. Şafii mezhebine göre mekruhtur. Yani o zaten merhum amcamın Şafii olmasından dolayı müzikli ilahi çıkarmışlardır. Yoksa normalde eski o zamanki müzikler de o kadar sözün sesin üstüne çıkmıyordu. Altında bir müzik veriyorlardı. Şu anda tamamen iş böyle çalgı çengiye dönmüş. Oradaki amaç ve gayeleri de mesela cemaatin tabanına mesaj veriyorum. Dedim ya mesela dedim oy ve seçim. Ben dedim, bak filan parçasıyla buna cevabını vermiştir. Evet. Ve arkasından da roj roja cihad ediyor. Hemen o ilahi bitiyor arkasından roj roja cihadi. Yani bununla değil cihatla olacak bir şeydir, mücadeleyle olacak bir şeydir diyerek bunun batıl olduğunu ben gene dedim merhum diyor, kendi sözüdür. Diyor ki bu Müslümanlara kurulmuş en büyük tuzak partidir. Çünkü bunu da Erbakan'ın şeyinden dolayı söylüyor.
Bugün bunun tuzak olduğunu yaşadığımız süreçte gördük. Ne kadar büyük İslam'a zarar verdiğini, birilerinin hatasını sanki peygamber Müslüman aşağı gibi İslam'a atfedildiğini, insanların yani bu ekonomik şartlardan, buhranlardan, psikolojik sorunlardan, yönetim şekillerinden dolayı İslam'a saldırdıklarını ve bunlar Müslümansa ben değilim, böyle şeylere sebep olduklarını gördüm. Çünkü hiçbir şekilde demokrasi, layıklık veya kemalizm fark etmez, ne tür ideoloji olursa olsun içinde baskın bir güç istemez. Onu bastırır. Mesela, derken, evet. Üstadım, PKK ile Hizbullah neden çatıştı? Bu mevzu. Ya ben onunla alakalı birkaç kısa nokta biliyorum kardeşim benim. İkincisi mesela 91'de merhum amcamın legal yani halka yönelik mücadele kararı aldığı zaman benim duyduğum ve bildiğim kadarıyla PKK'ya 2-3 sefer ulak yani elçi gönderildiğini, bir mücadele yaptıklarını, yapacaklarını, bu konuda PKK ile bir sorunlarının olmadığını, amaçlarının halkı kendi inançları doğrultusunda ıslah etmek olduğunu, yani bu şu anlama gelmesin PKK İslam'dır da gibi değil yani. Yani bunlar ben merhum amcamın siyasi tahlil ve analizinde biliyordu ki, hatta o dönemde demiş yani eğer biz çatışırsak devlet kazanır, biz kaybederiz. Bunu bil yani. Ve gerçekten de doğru söyledi yani. Onun için yani mesela PKK'nın Müslümanlara saldırdığını mesela bir şey vardır. Kara Aslan ailesi var. Mala Sabri Hayriye. Onları şehit ettiklerini bu kadar uyarı gönderdikleri halde. Bir de şöyle diyorlardı. Mesela ben yaşadım ya bölgede. Gosyeçar Sofik'in diyordu 2 günde hepsini tüketeceğiz yani. Birkaç Sofidirler diyordu. Öldürüp getireceğiz yani. Bunlar bizimle kafa tutamaz. Ama bu ahmaklar bu kadar uzun müddet mücadele verdikleri halde düşmanlarını tanımıyorlardı. Sistemin bir fırsat kolladığından haberleri yoktu. Sistem bu kaos ortamını çok güzel değerlendirdi. PKK'nin belini kırdı yani. PKK'yı alaşağı etti. PKK neye uğradığını şaşırdı kaldı. Onunla kalmadı kalktı. Köyleri boşaltarak bütünüyle PKK'yı böyle çıplaklaştırdı. Örgüt ne oldu? Artık o strateji ve şeyini artık bugün işletemeyecek duruma geldi. Dağlarda varlık sürdüremeyecek duruma geldi. Emin ol ki ilk adımı 90'da attılar. Kendi sonlarını kendileri hal. Bir de PKK ideolojik olarak şöyle bir şey benimsemiş. Ben gideceğim Kürt köylerinin yanında eylem yapacağım. Devlet gelecek, o halka zulmedecek ve beni haklı görecekler. Diyecekler, bak Kürdüz bize zulmediyorlar. Biz Kürdüz bize karşı şöyle şöyle yapıyorlar. Doğal olarak o böyle yaptı, karşı taraf da aynı vahşetini sergiledi. Özellikle faşist zihniyette sahip olan, böyle ırkçı söylemlere sahip olan insanların Kürt halkına yönelik hepsine terör ve terörist gözüyle bakmaları, onlara zulmetmeleri, haksızlıkta bulunmaları neticesinde Kürtleri PKK'nın kucağına ittiler. Bugün PKK 6,5 milyon oy alıyorsa bunu hiçbir zaman unutma. Bu kesinlikle PKK'nın başarısı değil, devletin beceriksizliğidir. Başka bir şey değildir. Eğer bugün oy arttırıyorsa gene aynı harekettir. O aynı hatadır. Çünkü eğer sen bir örgüt ile halkın arasında bir mesafe koyamazsan onların zamanla kaynaşırlar. Sen onları öldürerek bitiremiyorsun. Sen öldürdüğün her aileden 5 kişi daha onun yerini dolduruyor. Ki zaten bütün örgütler kandan beslenir. Silahtan beslenen örgütler öyledir. Mesela Abdullah Öcalan için Kürt'ün ölümünün bir kıymeti yoktu. Ne kadar ölürse o kadar kârdır. Ne kadar ölürse o kadar taban kazanıyordu. Ne kadar öldürülürse o kadar güçleniyordu. Ne kadar zindanlarda işkence edilirse o kadar daha yeni kadrolar geliyordu. Bununla kazandılar. Eğer başta bu sistem kalkıp Kürt halkıyla bunlar arasında mesafe koysaydı, Kürt halkına şefkatini, merhametini gösterseydi emin ol bugün bu boyuta gelmeyecekti. Veya Kürt halkının haklarını verseydi misalen. Yalnız benim merhum amcam da başlatan taraf değildi. PKK onlardan 5-6 kişi şehit etti. Ben de şunu açık ve net olarak söylüyorum. Asla ve asla cemaat kalkıp da sıradan bir adamı öldürmez. Öldürmeye de cesaret etmez. Bunun dini bir zemini yoktur. Meşrutiyeti olmaz. Olacağına da inanmıyorum. Rahmetli amcam asla, en başta da söylediğim üzere o şeriata, Kur'an'a ve sünnete bağlıydı. Allah'ın helal kıldığını helal, haram kıldığını haram bilirdi. İslam hukuku çerçevesini belirlemiştir. Sonuçta İslam bir devlettir, İslam bir anayasadır, İslam bir hukuktur, İslam bir yönetim şeklidir. Bir örgüt bazlı da olsa, bir devlet bazlı da olsa hukum ve hukuk aynıdır. Değişmez evet. Yani. Bunu böyle bilmek lazım. Üstadım, Lübnan Hizbullah'a ile Türkiye Hizbullah'a arasında bir bağ var mıdır? Ben sadece hiç, isim benzerliği midir? İsim benzerliğidir. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela merhum amcam Hüseyin Velioğlu cemaatin ismini Hizbullah olarak koyması zaten 90'lardadır.
Bunu neden koymuştur? Çünkü Hizbullah, Hizb parti taraf demektir. Hizballah Allah'ın taraftarları, Allah'ın taraftarları, Allahu Teala'ya teslim olmuş kullar. Zaten Maide 56, Ali İbra, Maide 56, Mücadele'nin 2. ayet-i kerimelerde o vasıfları verilir. Kur'an-ı Kerim'de Hizbullah, Hizb-ı Şeytan da vardır. Hizbullah tamamen Allah'a teslim olan, Kur'an ve sünnet ölçüleriyle hareket eden, Allah'a ve Resulüne düşmanlık ettikleri takdirde kim olursa olsun hiçbirine sevgi beslemeyen bir cephe demektir. Lübnan Hizbullah'ı Şii söylemdedir. Hatta mesela Türkiye Şiilerinin lideri bu neydi ismi ya? Bu Selahattin Özgündüz'dür Allah-u Alem. Kendisinin şöyle bir söylemi vardı. Diyordu ki, diyordu Sunilerden Hizbullah doğar, şöyle şöyle yapar diyordu. Ama Şia'dan Hizbullah doğar, Mert olur, şu olur, bu olur. Hatta ben o videoyu paylaştım. Sizin kardeş dediklerinizin size bakışı budur işte. Sizi vahşi, cani insanlar olarak görüyor. Hani siz kardeştiniz, hani vahdet kavramı var demek ki yalanmış. Bu adamlar her fırsatta zaten size düşmanlık ediyorlar. Ben her zaman diyorum, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabesine dil uzatan adamın benimle kardeş olma şansı yok. Birincisi, çok güzel bir söylem vardır İbn-i Teymiye'nin. Diyor ki, eğer siz Hristiyanlara sorarsanız, derseniz ki, İsa Aleyhisselam'ın en iyi dostları kimlerdir? Diyecekler ki havarileridir. En iyilerimiz, en müteberimiz, en şeriflerimiz, en itibar edilenlerimiz onlardır. Yahudilere derseniz Musa'nın ashabı derler. Ama diyor ki siz Rıfasi ve hariciler, yani Rıfaziler, ki onlar da haricidir. Tekfirci bir zihniyete sahiptirler. Onlara sorarsanız ümmetin en kötüleri Muhammed'in ashabıdır. Çünkü Muhammed'e ihanet ettiler. Muhammed ölmeden önce de onu sattılar. Ve bu ümmetin en kötü kadını da Muhammed'in eşidir derler. Bundan daha kötü bir söylem ve çirkin bir şey olamaz ya. Dünya tarihinde peygamberin namusuna dil uzatıp kendini Ehl-i Beyt'e atfedecek başka bir topluluk yok. Düşün ki bir Hristiyan alim Müslümanların dinine saldırıyor. Diyor ki Kur'an tahrif olmuş. Kimi getiriyor? Şeyh Mufid ile Kafi'yi getiriyor. Şia'nın kaynakları çünkü Kur'an'ın tahrif edildiğini söylüyorlar. Yani düşün yani. Onun için yani mesela burada bunu anlamak lazım. Birincisi Hasan Nasrullah'ın 32. günde bir röportajı vardı. Allahu alem 98 veya 99 bilmiyorum tam olarak tarihini. Orada diyor ki Lübnan Hizbullah ile Lübnan Hizbullah'ına sonra Türkiye Hizbullah ile alakalı o bir terör örgütüdür diyor yani. O videolar duruyor eğer 32. gün arşivde yeniden paylaşırsa sen de izlersin yani. Hizbullah terör bir örgüttür diyor. Çünkü o dönem araları bozulmuş. Onlara göre bir de Şia'nın tekfirci bir zihni bakışı vardır. Şia aslında tekfircidir. Hem de tekfircinin en alasıdır. Onların gidin ayetullahlarını izleyin. Gizli olarak da bunu itiraf ederler. Mesela derler 5 sahabe dışında bütün sahabe kafir oldu. Ama bunu hiçbir zaman bize yansıtmadılar. Eğer Hüseyin Velioğlu'na yansıtsalardı Hüseyin Velioğlu tek bir sefer İran'a gitmezdi. Ama onu gizlediler. Mesela merhum amcamın ayetullahlarla konuşmaları olmuştur. Çünkü Farsçayı biliyordu, İngilizceyi biliyordu. İyi derece Kürtçenin zazacasını da kurmancıyı da biliyordu. Aynı keza yani Arapçaya da vakıf bir insandı. Kendisi mesela Avrupa'ya seyahatler ettiğini, Amerika'ya bile gittiğini söylüyordu. Hatta bir gün Türkiye'de bir turistle tanışmıştı. Yani ben hatırlamıyorum, babam onlar anlatıyor. Diyor ki bir tane Amerikalı turistle tanışmıştı. Turistle İngilizce konuşup ona İslam hakkında bilgi vermişti. Adam Müslüman oldu. Sonra adam geldi Batman'da, Diyarbakır'da onunla bayağı da gezdi. Sonra babam diyor ki, diyor adam demiş ki ya demiş benim bir annem babam var çok iyiler, İslam'ı da bilmiyorlar, bir onlarla da konuş. Valla rahmetli buradan telefonla orada Amerika'daki anne babasıyla konuştu. Onlar da İslam'a girdiler. İslam'a girdiler, ondan sonra uzun bir müddet de ben onların telefon görüşmeleri yaptığını biliyorum. Yani düşün ki İngilizcesi iyiydi. Hatta Tehe Ümmet diye şey döneminde, üniversite yıllarında çıkardığı bir dergisi vardır. Tehe Ümmet, Ümmetin Sesi yani. Onun için yani mesela rahmetli amcam yani gerçekten 96'ya kadar evet İran'la siyasi bir bağ diyebilirsiniz. Organik bir bağ mı diyorsunuz bilmiyorum. Yani vardı ama merhum amcam asla İran etkisinde olan veya Şia'nın etkisinde olan bir adam değildi. Sadece bizim şöyle bir şey söylemimiz olsun. Müslümanlar birbirine zulmetmesin, Müslümanlar birbirine kötülük etmesin, yardımlaşsınlar, birbirlerini desteklesinler ki bu Şia'nın aslında stratejisi değildi. Şia'nın sıçrama tahtalarıydı. Şia böyle Sunni cemaatlerle işte bu bağlarla yavaş yavaş şiileşti. Mesela Hamas'a bak, İslami Cihat Hareketi'ne bak, başka cemaatler de var. Aynı keza bugün Hudapar'da da Şiilik var yani. Gizli bir şekilde değil, açıkça. Çünkü ben İran'ı eleştirince bütün kıyamet Diyarbakır'dan
kopuyor yani. Hiç başka bir yerden kimse beni eleştirmiyor. Hadi Azeriler eleştiriyor, eyvallah. Çünkü sonuçta şeydir yani, adamın inancına laf ediyorum, misal örnek vereyim. Ya da mesela adamlar açıkça Ebu Bekir, Ömer, Osman'a lanet okuyorlar videoların altında. Otomatikmen Google siliyor yani, YouTube siliyor. Ama kalkıp da böyle suni olan, ben suniyim deyip de sonra Şii'yi savunan adamlar görünce aslında bunların suni olmadığını, kalben Şii olduklarını biliyorum. Çünkü Abdülaziz'in de söylediği buydu. Biz kalben Şii'ydik. Zahiren suni, kalben Şii. İşte bu çok tehlikeli, bu münafıklıktır, nifaktır yani. Onun için asla bir bağ yok. Organik bir bağ yok. Zaten Abdülaziz Tunç 32. güne ve diğerlerine verdiği röportajda da 96'dan sonra da bir bağ kalmadığını söylüyor, itiraf ediyor yani. Her ne kadar hiç gitmedi diyorsa da bu bittiğinin anlamına geliyor. İşin koptuğunun anlamına geliyor yani. Peki üstadım, o dönemde medyada işte Zehra Vakfı Başkanı İzzettin Yıldırım'ın Hizbullah tarafından öldürüldüğünü, buna benzer böyle İslami öncülerin Hizbullah tarafından öldürüldüğünü, kendine biat etmeyen insanların öldürüldüğünü yazan medya haberleri oldu. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunlar doğru muydu? Üstadım valla bu konuda benim bir bilgim yok. Ben mesela İzzettin Yıldırım'ın merhum amcamdan Allahu Alem 5 gün veya bir hafta sonra öldürüldüğünü biliyorum ki bu adli tıp raporuyla da sabitlenmiştir. Eğer bir hafta sonra öldürülmüşse bu nasıl merhum amcama affedilsin ki yani? Ben bir hafta önce ölmüşüm. Cemaatin kalkıp da İslami şahsiyetleri kaçırıp öldürmesi, ki amcamı böyle bir şey yapması dinde facia olur. Böyle bir şey helal değildir, meşru değildir. Evet. Yani ben bunların tamamen bir komplo olduğunu inanıyorum. Kesinlikle bir tuzak olduğuna inanıyorum ve bu süreçte aslında Hüseyin Velioğlu'nun ölüm fermanı hazırlanmış. Ondan önce itibarsızlaştırma hilelerinin yapıldığına inanıyorum. Birileri hazırladı tezgaha söylemi. Yani bu adam ortadan kaldırılacaksa öyle bir kaldırılmalı ki bütün hafızalarda tamamen silinmeli. Amacım bu olduğuna inanıyorum. Evet. Peki üstadım, Kürt siyasal gruplar mesela PKK'nın şöyle bir iddiası var. Veya bir grup kısım insanların, Hizbullah o dönem devletiyle beraber çalıştı, devletiyle beraber bizi öldürdüler. Hizbullah aslında bir dönem devletiyle beraber çalışmıştır. Bu iddia hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla bu iddia hakkında ben bunun baştan sona bir yalan olduğunu söylüyorum. Hiç kesinlikle de şüphe edilmeyecek bir şey. Eğer devletle biz çalışsaydık, devletin eline düşünce niye falakalara yatırıyorlardı bizi? Niye bize işkence ediyorlardı? Niye yani camileri basıyorlardı, bizden götürdüklerine zorla itiraflar aldırtıp yıllarca cezaevlerine sokuyorlardı? Bunu sormak lazım. İkinci bir husus, PKK'nın bir iftiravari bir örgüt yapısı var. PKK şöyle bir şeydir. PKK açık ve net olarak kendi geçmişte, bak mesela şöyle bir şey söyleyeyim. PKK'nın aslında örgütsel faaliyetine de bakarsan içinde çok infazlar gerçekleştiren. Yeri gelince mesela Şemdin Sakak'ın şeyde Bingöl'de ve Diyarbakır üçgeninde yaralanmış 33 tane PKK'li infaz ettiğini, öldürdüğünde hiç tereddüt yaşamadığını, çünkü örgütün bir kriterinin olmadığını, kendi arkadaşı ve dostu da olsa, kendi davasının insanı da olsa işine yaramayınca işini bitirebilecek bir zihniyette bir örgüt olduğunu, insana değer vermediğini, zaten bunu Çin modeliyle görüyoruz, sosyalist anlayışın hiçbir şekilde insan merkezci olmadığını, hümanist olmadığını, tamamen yani, hatta ben Lenin'in bir kitabına çocukken rastlamıştım, diyordu ki eğer bir şeyle baş edemiyorsan, bir düşmanın karşına çıkarsa, onu demek ki o devrimcinin el kitabı gibi böyle bir söylemdi. Diyor da iftira tutmazsa izi kalır. Bu onun söylemiydi. Aslında bu tamamen bu örgütlerin kullandığı bir yöntem. PKK Hizbullah karşısında mağlup olup yenilince hemen ne yapıyor? Kendi razilliğini, kendi beceriksizliğini, daha kendisinden, onlardan çok çok güçlü bir hareketi, devleti, otoriteyi göz önüne getirerek biz bu küçük gruba yenilmedik, biz bu devlete yenildik söylemini ortaya koymak için bunlar kontr gerilladır diyor. Kontr gerilla olduğunu söyleyen ve bu konuda haber yapan Doğu Perinçek'ti. Bugün kontr gerilla olduğunu hepimiz biliyoruz yani. Çünkü o kendi onların köpeği yani. Ve Abdullah Öcalan'a gidip gül verip, çiçek verip, kucaklaşıp şey yapan, sonra da ne diyor? Diyor ki ya diyor, ben diyor hiç öyle bir şey yapmadım. İnkar ediyor ya. Onun için bunların söylemlerine zaten bu konuda güvenmemek lazım. Evet. Üstadım, yani Hüseyin Velioğlu bugün yaşamış olsaydı şu an var olmuş olan camiye hakkında, Hüdapar Camiası, Mustazaflar Camiası hakkında ne söylerdi? Ben amcam yaşasaydı eski çizgisinde olacağını biliyorum yani. Çünkü insan değişemez yani. Çizgin oysa, madem ben sana şöyle bir soru sorayım burada. Eğer bu insan Erbakan'la aralarını ayırmışsa, oy, parti ve seçim konusunda, sen bizi bununla aldatıyorsun diyorsa ve bu konuda tavır koyuyorsa ve onunla çizgisini ayırıp sonra da illegal bir yapıya dönüyor, sonra 20 sene sonra da aynı şeye dönerse demezler mi bu sen tükürdüğünü yaladın? Hani sen böyle böyleydin, demek ki sen yalancısın, dürüst değilsin. Bu söylem zaten hatalı. Baştan sona hatalı. Birincisi, Hüseyin Velioğlu'yla alakalı kalkıp da ben onun
öngörüyle konuşamam. Merhum amcam 22 sene önce şehit oldu. Zaten şehit oldu. Süreç bellidir. Bulunduğu ortam bellidir. Direnerek, savaşarak, mücadele vererek, kendi davasına sahip çıkarak, koruyarak can vermiştir. Bir kahraman gibi. Zilleti kabul etmemiştir. Teslim olabilirdi yani. Ona hiç tenezzül etmedi. Hatta Abdülaziz Tunç da diyor, ölmek istediği de öldü diyor yani. Ölmeyi tercih etti diyor. Yoksa diyor isteseydi teslim olurdu yani. O söz konusu olmazdı. Örgütün başında da kalırdı, yönetirdi de. Ama o yaşamak istemedi. Çünkü sırları olan, muazzam bilgisi olan bir adamdı. Ben devletle çalışan bir adamın devlet tarafından öldürülmesini de doğru bulmuyorum. Hele bir göz önünde yaparsa bu akli bir şey olmaz. Ben yani niye adamımı herkesin göz önünde öldüreyim ki? Yani öldürürsen burada yarın bunların çıkmayacağını mı sanıyorsun? Eğer Hüseyin Velioğlu'nun devletle veya sistemle veya PKK'nın iddia ettiği gibi en ufak bir bağlantısı olsaydı zaten hiçbir şekilde bu sızardı. Bu bilgisel olarak, doküman olarak, MIT raporlarıyla sızardı. Çünkü sonuçta bir gizleme senesi var ve çıkar. Yalan hepsi. İkinci bir husus, benim merhum eğer oy ve seçime karşıysa ve bunu Abdülaziz Tunç'un da kendi ağzıyla itiraf etmesi, hatta soruyor, diyorlar ki yani bundan sonra bu cemaatin böyle bir şey yapacağını bekliyor musunuz diye sorduğu zaman Abdülaziz Tunç diyor asla diyor. Çünkü cemaatin menhecine aykırı diyor, çizgisine aykırı diyor. Derneğe bile karşıydı. Dernek ya, dernek nedir? Dernek caiz. Meşru yapılabilecek bir şey. Ona da karşı olan bir adam niye parti kursun? Bugün de yaşasa niye kursun? İmkansız. Yani bu bir kere eşyanın fıtratına aykırı ya. Bir şeyin fıtratı nedir? Ya açıktan kapalıya gider ya da açıktan kapalıya girdikten sonra açılmaz yani. Çünkü süreci öyledir. Nebevi metot ortadadır. Siyerin usulü ortadadır. Biz geçmişte okuduğumuz kitaplarda, o siyer kaynaklarında da okuduğumuz zaman. İslam yapının gizli olması, hareketin bak gizli olması, yapının şeylerin gizli olması, fertlerin müferit açık olması, tebliğ ve davet yapmaları olarak benimsiyor. Ve benim amcam eğer parti kuracaksa o gün kurardı. Kursaydı emin ol bugün belki 2 milyon taraftarı olan bir partisi olurdu. Kendi de yaşardı. O kadar büyük acıları da yaşamazlardı. Çok büyük sıkıntılar ve gerçekten muazzam bir acı süreci ya geçirdiler. Ben herkesin çok büyük darbe yemişliği var o süreçte. Yani basit görmüyoruz. Biz şimdi işin içerisinde olmayınca, işin o sürecini bilmeyince yani böyle aranmak, kaçak hayatı sürmek, sürgün hayatı sürmek, annenden, ailenden kopmak, hiçbir dünyevi bir metanın elinde olmaması, bir gün aç, bir gün tok gezmek. Bunlar basit şeyler değildir. Bu kadar yıllarını buna feda eden, bütün her şeylerini bu uğurda feda edip sonra da bir anda hadi zengin olalım demek de bir ne kadar mantıksızsa o da öyledir yani. Onu da sanmıyorum. Yani bugün de yaşasaydı aynı çizgisini sürdürürdü, asla da dönmezdi. Benim amcam çok kararlı bir insandır. İnandığı bir şeyden kolay kolay dönmez, döndürtülemez de ve ikna da edilemez. Şimdi kararlı bir insan dedi, zaten beden dili bakarsan ona kadar kararlı bir karakter olduğunu görürsün yani. Baskın ve karakterli ve güçlü bir adamdı. Kesinlikle minnetsizdi yani. Ben mesela yani onun bir akrabam vardı. Bir gün bu 82'lerde, 83'lerde yaşanmış. Mesela rahmetli diyor ben ona dedim ki ya efçirrahelserte yani 80'lerde sakallı. Demiş bunlar sakaldır senin üzerinde demiş. Aynı şeytanın şeyine benziyor. Ya, sensin peygamberin sünnetine laf eden. İnan diyor zor elinden aldık zor diyor yani. Amcasının oğlunu neredeyse dövüyordu yani. Yani dövmekle kalmadı diyor, silah çekti diyor ona. Biz girdik alıp kurur, sen ne yapıyorsun? O kadar kararlıydı. Hatta Ayetullah Khomeini'nin söylemi var, diyor ki yani ben mesela rahmetli çok sertti, otoriterdi yani. Böyle çok titizdi, tavizsiz bir adamdı. Yani dediğim dedik tarzı diyoruz yani böyle kıvırmak, yan çizmek gibi bazı hocalarımız var. Bugün böyle der, yarın takla atar, korkar da geri adım atar. Öyle bir özelliği yoktu. Ne diyorsa o. Onun için yani bir insanın gerçekten fıtratını bilirsen, karakterini bilirsen sonuna kadar ne olacağını da bilirsin. O adam bugün de yaşasa aynı olurdu. Hiç tereddüt etmeden, çünkü pişman olacağı şey yapmayan insanlar, pişman olacağı bir şey yapmayan insan hiçbir zaman pişman olmayacağı şey yapmadığı için hiçbir zaman da dönmez. Ben 1990'da da bu şekilde düşünüyordum. 2000'de de böyle düşünüyorum. 2010-2022. Hala aynı düşünüyorum. Ben İslami siyasal bir inanca sahibim. Yalnız aynı keza benim tekfirci bir bakışım yok. Tekfirci bir bakış derken böyle herkese kafir diyen, mürtet diyen, herkese saldıran, Müslümanları bölen, parçalayan, alimleri adam yerine koymayan bir zihniyete sahip değilim. Ben ne olursa olsun alim peygamberin varisidir. Hatalarını görürüm. Ondan o hatalardan teberri ederim ama doğrularını alırım. Aynı keza bu Müslümanlar için de geçerli. Kendisini bana kardeş olarak nispet eden herkes kardeşimdir. Beni düşman olarak görüp İslam dairesinde olan herkes gene kardeşimdir.
O kadar yani. Bu da benim merhum amcamın düşünce anlayışıdır. Rahmetli amcam bugün de yaşasa aynıdır. Kendileri de ben sana şöyle bir kısa özet vereyim. O geçmişte o konuştuğumuz 2010'da konuştuğum bir iki kişi vardı. İsim de vermeye gerek yok zaten. Yani o zaman dediler biz bunu taktik olarak yapıyoruz. Taktik olarak yapıyoruz. Sonra yani biz araç görüyoruz. Sonra araç amaç oldu. Farklı bir şey yani. Ama ben şunu öğrendim. Yani sen çizgini kaybedersen kaybedilirsin. Mesela şeyin meşhur bir sözü vardı. Roşen Çakır onunla alakalı bir şey yapmıştı. Yani diyordu kendi bile hayret edip diyordu ki ya çok hızlı döndüler yani. Olmaması lazımdı yani. Bunu söyledi sonra iyidir iyidir diyordu yani. Demek ki o bile fark etmiş bir şeylerin çok hızlı döndüğünü. Değişmek o kadar hızlı olmaz yani. Mesela bak Erbakan'ın değişim süreci Refah Partisi'nin Milli Türk Talebe Birliği'nden geliyor bakıyorsunuz tevhidi çizgiye yakın bir söylem günümüzde geldiğimiz neredeyse Şii bir söyleme doğru gidiyor. Ama gıdım gıdım kaybetti. Ama bir şey birkaç senede değişiyorsa bu anormaldir. Bu eşyanın da her şeyin fıtratına aykırıdır. Bu kadar basit yani. Daha teferata inmek de istemiyorum yani ama bir şeyler evet. Doğru değişmedi yani. Evet, teşekkür ederiz süreniz. Bir şey diyelim. Bugün Hüseyin Velioğlu ve camiasını ve izlemiş olduğu yolu bizzat Hüseyin Velioğlu'na en yakın olmuş olan insandan, onun evinde büyümüş olan insandan, bizzat onun öz yeğeninden dinledik. Her fikir adamına sormuş olduğumuz gibi son soruyu da bir fikir adamına da sorup yayınımızı kapatıyoruz. Üstadım, tüm dünyanın sizi dinlemiş olduğu bir platform olsaydı ve onlara hitap edebileceğiniz sadece bir dakikalık süreniz olsaydı onlara ne söylerdiniz? Ben sadece onlara tek bir şey söylerdim. Derdim Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnet, Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnette sarılan ve onu gerçek anlamda kendi nefsine göre değil, Allah'ın istediği şekilde tatbik eden herkes hidayet yolu üzerinde ölümüne kadar imanını korur, ölümden sonraki süreçte de mutlak kurtuluşa ererdi. Başka bir şey söylemiyorum. Çünkü Kur'an ve sünnetin birbirinden ayrılmaz bir bütünlüğü, Kur'an ve sünnetin tatbiki, Kur'an ve sünnetin kabullenilmesi hiçbir zaman hiçbir hareketi, cemaati, camiayı çizgisinin dışına çıkarmaz. Onlara bir mücadele alanı belirler, bir duvar, bir set kurar. Onlar da o istikametlerini doğru bir şekilde yürürlerdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da veda hacında size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe sakileyin diyoruz. İki ağırlık, iki yük, iki emanet. Bunlara sarıldığınız müddetçe dalalete düşmesiniz. Biri Allah'ın kitabı, biri de benim sünnetimdir diyor, sünneti diyor. Biz de bir dakikalık öyle bir şansımız olsa bütün Müslümanlara, dünya Müslümanlara deriz ki Kur'an ve sünnete sarılın. Kur'an ve sünnet ölçüsünde ve çizgisinde olan alimler, sahabe, tabi'in ve etba'u tabi'in ve onlardan sonra gelen, onların yolunu faziletle, izzet ile sürdüren bütün alimlere sarılın. Onlara itaat edin, onlardan ayrılmayın, cemaat olun, birlik olun, birliktelik olun. Ama bid'at ve hurafe olan, İslam'a karşı bir mayın gibi davranan şeylerden de onların o batıl fiillerinden de uzak durmayı tavsiye ederdim. Teşekkür ederiz. Cümlemizden